çalışıyorum. Yes. Alo. Bir mikrofon yalandı da birisi uzatmak çok tehlikeli bir şey. Şarkı sarar, fıkra anlatır, dikkat et. Çıkıp bir daha sarmışım. Yok, gerek yok. Hadi hazırlayız. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün GMK olarak yeni bir etkinliğe başlıyoruz. GMK Sohbetler adı altında. Amacımız mesleğin önde gelen, hani bir diğer tabirle ustalarını davet etmek ve onların hem mesleki geçmişlerini kendi ağızlarından öğrenmek hem de düşünceleri öğreneceğini platform yaratmak. Bu biraz daha farklı bir etkinlik olacak. Şöyle ki, genelde grafik tasarımcılar ya da reklamcılar davet edildiği zaman bir iş sunumu, bir prezentasyon beklenir. Bunda olmayacak o. Daha çok Baykol'ün düşünceleri ve mesleki geçmişi üzerine yoğunlaşacağız. Konuğumuz Paul Macmillan. Yani onu zaten uzun uzun sunmama gerek yok. Hani sektörde olanlar, hani çoğumuz zaten onun hem ismini hem de yaptığı işleri biliyoruz. Kendisi projeyi ilk duyduğu andan itibaren büyük bir yaklaşım, yani büyük bir hevesle ve heyecanla yaklaştı. Ve bu kadar işinin gücünün arasında bize vakit ayırdı. Bunun için ona öncelikle çok teşekkür ederim GMK adına. İkinci teşekkürü Stüdyo X için etmek istiyorum. Özellikle Selvan ve Ege Hanım'a kapılarını bize açtılar bu etkinlik için. Şimdi başlamadan önce bir ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur, GMK'nın her sene düzenlediği grafik ürünler sergisi var. Bu sene 35.sini düzenliyoruz. 28 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında olacak. Bunun katılım tarihini bir hafta ileri aldık. Katılmak isteyenler olursa Şenol Bey aramızda, ona konuşabilirler. Ayrıca GMK'ya yeni üyelik hakkında da gerekli bilgileri ondan alabilirler. Sohbetimiz esnasında bir sorunuz olduğu zaman Baykol'a lütfen elinizi kaldırırsanız mikrofonu size uzatalım. Hani karşılıklı bir diyalog olsun istiyoruz. Peki, lafı fazla uzatmadan size döneyim isterseniz. Öncelikle sizi tanıyalım çünkü hani herkes sizin hakkınızda farklı bir şey söylüyor. Yani tam net bir mesleki geçmişiniz, hayat şeyinizi bilmiyoruz. Dolayısıyla öncelikle başlayalım, eğitim hayatınız. Nasıl başladınız? Size çünkü fotoğrafçı olarak bilenler var, reklamcı olarak bilenler. Yani orası biraz karışık hakikaten. Yok yok. Yok yok. Tanıyor musun? Yo, bir evet, bir hayli karışık. Bir, yani zengin. Zengin, sağ ol, çok mutluyum. Bir şey, biraz kendi irademe kurban olayım dedim. 15 yaşından itibaren hareket halindeyim. Yani İrlanda'da doğdum. Ve İrlanda'da bizim o zaman da büyüklerimiz düşündüler, yani bir gelecek yoktu ve göç edelim falan, üç tane oğlu vardı ve onların istikbal için babam 53 yaşında o karar verdi ve hepimiz cümle cemaat Amerika'ya gittik. Enteresan, bu dönemde göç eden migrant yok. He, yıl? Milattan önce bir sürü yıl evvel, yani işte bakayım, 60'lar başında. Orada Amerika'da şey, bir hayli
büyük bir etkinlik üstüme geldi. Yani gerçekten bir etkisi oldu. Bu etkisi bu arada görmemezlikten geliyorum. Çünkü Amerika o Amerika değil. Benim şansım o dönemde. Yani şunu söyleyeyim, benim dönemde Woodstock vardı. Ben gittim. Çünkü vardı. Efendim, Jimi Hendrix okulun yanında Fillmore East'e geliyordu. Onda gittik. Andy Warhol Factory'si. Onda geldik. O sonrasında. Yok, onda gitmedim. Yok, gittim. Ha. Gittim. Yani şey, o Maxis Kansas City'de takılıyordu. O dönem çok ilginç bir dönemdi. Gerçekten bir dönem. 68'li jenerasyon. Ben o yılda Köpü Union'dan mezun oldum. O sıralarda ilk şirketimi açtım. 18 yaşında ilk şirketimi açtım. Paul McMillan Associates. Üstünde yazıyordu, antetik kağıtımız vardı. Çok iftihar ediyordu çünkü resmiyetimiz böyle. Yazıyordu, Paul McMillan Associates, generally available at. İki tane not, ondan sonra nereden hareket ediyordum. Çünkü ben yapıyordum, network yapıyordum. Üniversitede bütün yetenekli insanlar bir araya getiriyordum. Ve ticaret yapıyordum. Ama ticaret dediğim, yani iş icat ettiriyordum. Yani işte benim en büyük müşterim o zaman da Black Panthers. Çok müthiş bir müşteri. Bu tek başına bir mevzu olunuyor. Çünkü Amerika bir hayli hazırdı. Bu zengin meselesini çözemedik. Hayli hazırdı. Dünyanın olabileceği en iyi prezidentten sonra Trump gibi değerlendiriyorlar. Yani bunun aklım almıyor ama nedenini biliyor. Neyse, Black Panthers. Çünkü biz beyazdık onları. Tanıdım. Bir defa tanıdım. Ama bunların etrafında korumalar vardı. Yadırıcı akıllı bir insan. Ama onların şiddet tarafta tutmuyordu. Çok özel bir proje yaptım onlar için. İki saniye anlatayım çünkü relevance bu. Dediler, biz ne yaparsanız yap, basın toplantılarımız kötü geçiyor. Kalkıyor da bitiyor. Kimse anlamıyor. Çünkü ciddi ciddi programlar var. Eğitimle ilgili programlar var. Yani zenci insanların kötü davranıldığı sadece değil yani. Şu anda Black Lives Matter gibi bir mevzu değil. Orası gerçekten social reform istiyorlar vesaire. Ama toplantılar kötü bitiyordu. Ben dedim proje, kısa anlattım. Aranızda en solkanlı kim? Çünkü Eldridge dahil herkes orada yani iki saniyeden sonra burn baby burn yani yavru. Yani hemen kavga dövüş silahlarınız yok mu? Falan. Ben dedim en solkanlı kim? Orada hiç unutmuyorum. Müthiş solkanlı. Solkanlı olabilecek bir adam çünkü büyük buzdolap gibi bir zenci. Yani böyle bir adam. Kızmamak için herkes elinden gelen yapar. Yani eller şöyle. Bir de yavaş yavaş konuşuyor böyle. Ha? Ben de en Iceman bu. Bazı toplantı siz yapacağız. Ne sorarlarsa, ne yaparlarsa, hangi provokasyon oluyorsa siz konuşuyorsunuz. Sen soğuk kal, sen bilmem ne yap. Bakışlarla yapmak istediğim şeyler serbest ama havaya girme. Toplantıyı yaptık, hızla anlatıyorum, ayrıntılar da hoştu. Yani. Ondan sonra toplantı basın geldi ve her zaman bu sadece toplantıdan haber çıkaracaklar. Kavga oldu, böyle oldu, ilgilenmeli konuşmalar falan. Ondan sonra bizimki Leroy Swain ismi. Ondan sonra basın toplantı müthiş yaptı, bitirdi, herkes birbirine girdi. Meğerse basın mensupları, fotoğrafçılar birbirine dövdüler. Böyle bir hadise oldu. Doğru dürüst yazılmış,
ters etkisi oldu. Filan filan pek koşunu getirdiler Panthers o zaman da. Şey dediler, beyaz olarak fena değilsiniz. Biz iktidara geçtiğimiz zaman iş bulacağız size dediler. Yani zor toplantılar geçti ama çünkü şey culture oluşturdular. Teknik kültür, fiziki kültür. Yani şey böyle siyah giydiler, siyah insanlar, siyah giydiler. Siyah kotalar boyadılar. Ben şey diyordum, politically incorrect. Birisi bilmesi lazım yoksa nerede olduğunu görmüyorum. Falan. Ben İrlandalıyım, ben şeyler söylüyorum. Ben doğma büyümeyi sizler görmedim. Sizler sürpriz olarak beklenirdi Amerika'da benim için. Koskoca insanlar ve siyah rengi. Allah Allah. Neyse. İyi geçti. Bu bir ilk müşterimiz bu. Biz orada bir işlerimiz oldu. Neyse. Şey demek istiyorum. Örgütlemeye yatkınlığım vardı. Ama son 18 yaşında açtınız. 18 yaşında para kazandım. Ne kadar sürdü bu ajans? 4,5 yıl. 4,5 yıl. Ondan sonra benim associate'ler devam ettirdiler. Ve bazıları çok iyi iş yaptılar. Model doğrusu birkaç memleket. Ondan sonra İngiltere'yi işgal etmek üzere gittim. İngiltere'ye döndünüz. İngiltere'ye gittim, evet. İngiltere'de bizim düşünceler müsait düşündük. Ondan sonra orada bir şirket kurdum. Şirket ismi Millions. Millions of what we don't know, but Millions ismi. Ondan sonra orada ticaret yaptık. Yani yüzsüz. Haddim olmadığı için bilmiyorum. Yani. Ondan sonra iş hep böyle bir model kurdum. Yetenekli insanlar, örgütleme. Organizasyon. Organizasyon, yetenekler, yetenek nasıl bir şart lazım. Şu anda şey diyorlar, laboratuvar deniyor veya şey, bir sürü yeni tasarım bilimler olmaya başladı. Bunlar o yöntem kullanıyor. Şey, Elias'ın veya şey, nedir bu ismi? Bir sürü insanlar şimdi grup halinde tasarım, mimari, iletişim, kültür projeler yapıyor. Türkiye'de oluyor. Hı hı. O yetenek, mesela tesadüf olarak Göbekli Tepe'nin kadro tanıştıklar bana. Göbekli Tepe arkeoloji olan bir şey. Şimdi orada listenin içerisinde arkeolog bir iki kişi var. Forensic pathologist bir adam var. Nisan, ancient paleolithic Nisan diyen. Efendim yani şey, encryptologist. Efendim bilmem ne, malzeme, efendim biyokimyacı. Böyle bir grup. Şimdi iki şey var bu işte. Bu işin içerisinde olmak pek daha ilginç. Çünkü herkes başka bir terden, başka bir olana, başka bir kafta, başka bir heyecan, başka bir meşrefin lezzet getirir. Örnek tasarım olması gereken düşünün. Yani şey, tasarımcılar birbirine takılıyor ve iPad'lar da takılıyor. Yani biraz grup halinde faaliyet yapmak lazım. Yani benim herhangi bir örneğim varsa veya nasihatli bir dönemdeyiz, onun için nasihat yapmak istemiyorum. Herkes nasihat yapıyor, haddin haddinsiz. Ben sadece görüşüm olarak, yani şey, networking dönemdeyiz ve kesinlikle böyle. Tasarım böyle bir şey. Benim kariyerim aşağı yukarı böyle oldu. İngiltere'de ne kadar kaldınız? Yedinci, yani işte bunlar terbiye gider. Yani bunlar biliyorsunuz İrlandalılar neden yaratılmış? İngilizler kontrol etmek için. Bir bilimsel gerçek. Antropolojik bir gerçek. Biz olmasaydık bu İngilizler ne başımıza bela olacak bilmiyorum. Neyse, öyle bir görevimiz var. Var. İngiltere
Ondan sonra biraz Avrupa biraz dolaştım. Fransızlar ama hak etmedi bu kadar ilgi, düşündüm. Çünkü onlar Fransız. Ondan sonra... O yeterli Fransız. Yani yok, onlar da iyi. Almanlar da aramda iyiydi ama bunlar kendi kendini yetinmeye çalışıyorlardı o zaman. Sanat ve bir sürü faaliyet, bir sürü şirketler kurdum. Ondan sonra sonunda hanım, ben hanım köylüsüyüm. hanım Türkiye'ye gidiyoruz. Yani damat oluruz. Damat oluruz. Şerif oldu. Buraya geldik. Ve doğrusu büyük iyilik yaptı bana. Yani en fazla hayatımın en büyük dönemi burada geçti. Onun için... Kaç yıl önce buraya geldiniz? Oo. Sıklar çoğu doğmadan önce tabii ki. Yani 70'li yılların sonucu. Ve bir şans eser Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretmenlik yaptım. Master derece verdim. Ben fazla, gerekten fazla eğitilmiş bir insan. Yani şey, köpüğünden sonra ben şey, Fine Arts degree'den sonra iki tane master's degree, bir sürü şeyler de yaptım. Boşuna yaptılar tabii ama yani işte ben faydalandım. Yok, çok müthiş yani, bu faydalar vardı. Şey, sizi ilgilendiren belki bir şansım oldu. Bauhaus'tan son kalan Joseph Albers'la çalıştım. Yale'da. Şimdi Joseph Albers, bilen, Bars'ta bilmeyen, çünkü bu şey, Rönesans dönemine yakın. Sizler için. Joseph Albers, Color Theorist ve onun arkadaşlar, onunla konuşmak da çok ilginçti. O, onun yakın arkadaşlar Paul Klee, Vasily Kandinsky falan. Onun arkadaşlar, Marcel Brauer, yani Mies van der Rohe falan, onlar dost. Yani şey diyordu, Vasily sen, you're crazy falan, öyle. What was with the little things? Öyle diyordu. Neyse çok iyi bir hoca, bir kültür getirdiler yani. Müthiş. Böyle bir şansım vardı. Wonderful people I had the chance to meet. Oraya gittim. Yani ondan sonra Türkiye. Şimdi mimarlar hoşuna giden bir şey. Evcil olduğu zaman çok iyiler. Yani şey, ısırırlar. Zahadet gibi. Zahadet gibi yani izler gösterebilirim. mimarlar tehlikeli. Intellectual gangsterler oluyor bazen. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Vallahi billahi. Meclisten baya içeride. Tam yerini yapıyorum şu an. Oh yes. Ama yani siz, yani şey, tasarım disiplin bir zamanda mimarlar tasarım şey, iş bittikten sonra yaptıranların arasında, yani mesela bir kapıda bir yazı yazalım, grafik tasarımcılar çağıralım, mimarlar demişler bir tane. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde iki tane ders verdim. Bir tane Environmental Media. Kendim icat ettim bir ders. O zaman da bayağı avantgard bir yerinde. Yani Communicating Through Environment. Siz Yale'de mimarlık master'ı yaptınız değil mi? Böyle... Değil, master yok şey, psychology'nin üzerinde master'ı. Yani perceptual psychology. Yani ben öyle diyorum. Yani. Tabii hocalar başka türlü ifade edebiliyorlar. Kendim icat ettim. Yani kendi yol seçtim. Eğitim varsa yani benim tavsiyem yani üniversitenin içerisinde uluslararası platformda ne kadar kalabilirsiniz? Kal. Yani it's a free ride. It's fantastic. University life. My God. Keep going. Neyse. İlk Ankara'ya geldiniz. Okuyor o zaman. Öğretim üniversitesi olarak. Evet. Orada ne kadar çalıştınız? 2,5 sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalıştım ve müteşekkirim, çok müteşekkirim Ankara. Hem Ankara, o zaman da Ankara başka bir Ankara. Ve Türkiye başka bir Türkiye. Gerçekten. Tabii Bauhaus bir kişi gibi olduğu için yabancı bir çekmemişsin. Onu çektim gene de ama şey... Bauhaus. Yani. Neyse. Bazı mimari projeler, ya Bauhaus yani bir virüstü. Yani işte dünya işgali.
Burroughs, çok güzel bir cümlesi var Burroughs'un. Şey diyor, language is a virus from outer space. Yani uzaydan gelen bir virüs, lisandır. Mimarlar bu virüs iyi kullanıyor. Biz Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde benim Türkiye oryantasyon kabul etti. Yani ve it couldn't be better. Yani şey orada o zaman o dönemde hareketli düşünce efendim yani şey proto gezi kültürü falan vardı. Haberi bizim üniversitede işgal edildi, bilmem ne falan oldu vesaire. Çok heyecan verici. Bir gün fakülteye gidiyordum. Biliyorsunuz orada fakülte. Gayet large esaj mimari vardı. Ondan sonra bir gün oraya gidiyorum. Neyse askerler girdi. Jandarma veya asker hangisinde tam askerdi. Benim bir yol böyle gidiyor, fakülteye doğru gidiyor. Benim bir döşevol arama var, döşevolsiz. Yani şey, araba, yani çimen kesen makine gibi bir şey ama araba deniyor. Öyle bir şey, tabi gidiyordum. Dünya geziyordum yani. Oraya geliyordum, yani şey, araba, yani şey, el, yani ben elde yerde bir yapıyordum dedim araba. Yani şey, plak düşüyordu araba. Öyle bir araba. Neyse, bunun geldiği için yüzlerce talebe böyle üstümüzden geçti ve geçti. Arkasından 50 tane asker geldi ve durdu benim arabamın etrafında ve arkasında sakladılar. Ve tabancılar da bu talebelerin peşinde geldiler. Tabii ki müthiş koruyacak onlar benim arabam. Yani tekme de indirilemedi. Neyse ben indim. Maalesef kapı, yani büyük bir havalı kapatmaya çalıştım. Benim kapım, arabanın kapısı şey gibi, screen door'lar var yani işte böyle. Pek bir tavır olmadı. Neyse böyle durdum. Falan. Orada bir adam böyle döktü aşağıya. Sanki ateş gelecek karşılıklı. Ben dedim, sen kalk. Ne demek falan. Ben ilerleyeceğim bilmem ne falan. Neyse dedim, ben o zaman da Türkçem bu mükemmel dolmuş şoför düzeyinde değildi. O zaman da normal şey düzeyindeydi. Ve şey, devam etti. Sonra geldiler, bir teğmen ve iki asker beni tutuklamak için. Ve o zaman da Feyyaz Bey, bizim mimarlık böyle bir dekan, bir tane böyle bir şey, sakal vardı. Tam bir Fransız entelektüel görünümü. Ve kısa boylu dedi. Ama aslanlar gibi beni koydu. Hayır efendim dedi. Asker böyle bir şey. Ondan sonra beni korudu. Müthiş günler yaşadım. Neyse benim o günlerde Türkiye başka türlü ve Türkiye'nin neye direneceği desem, bugün ondan bahsetsem bir tuhaf oluyor. Ama köye direneci vardı. Şu anda bizim arkadaşlarımız İnkar etmek üzere bu kredi denince ben biliyorum, çünkü konuşuyorum. Şey bir kızmış bir jenerasyonumuz var, haklı olarak yani. Haklısınız. Yani küstü, topumu alacağım, evimi geleceğim gibi bir haliniz oluyor. Genel kültür camiada. Söylüyorum yani siz de en fikir olmayabilirsiniz. Ama genellikle böyle engagement adını. O zaman da yoktu, herkes engaged. Herkes orada bambaşka bir şey. Ve orada çok öğrendim. Çok şey öğrendim, çok. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Çünkü hanım İstanbul'a gelmek istiyordu. Biz... 80'de mi bu şeylerdi değil mi? Evet. Ve ondan sonra biraz, İstanbul. Kültür tamamen Cumhuriyet aydınlarımızın elindeydi. Cumhuriyet aydınlarımızın kastettiğim ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Merak ediyorum. Çünkü yok o kadar. Espri. Yok var ama biraz underground oldu. Bütün o müze yapanlar, bütün o şey, parkta bankolar yapanlar falan, eğitim, öyle düşünceler Cumhuriyet aydınlarımızdan geldi. O dönemde gördük. Enteresan bir dönem başladı ve dedim.
bir şey kurdum. Tam bir ortam buldum. Nüfus ettim gene de. Ondan sonra ilk kurduğum şirket o dönemde İmaj. İmaj bir film şirketi. Ve İmaj, ben teleskop yapıyorum çünkü esasında insan hayatta biraz sıkıcı oluyor. Yani böyle küçük şeyler anlattım. İmaj kurduk. İmaj ilk stüdyo ve yapım evi gibi bir şeydi. Hali hazırda devam ediyor. Cemal Meryem. Onu soracaktım. O hali hazırda devam eden imajı mı? İmaj evet, değil mi? Ben kurdum. Ve filmler çektik. Yani o zamanlarda ne keyifli bilmem. Ondan sonra anladım ben, reklam sektörü zafiyet var. Bir ajans kurmak zamanı geldi. O zaman Rap'ime kurduk, Füsun Gençsiz'le beraber. Ve belki müttefik olarak hayatın en akıllı işi olarak yani Füsun Hanım'la beraber şu hali hazırdı benim ortam. Ve sektörle bilgi açısından yani mesela daha bilgili insan tanımıyor. O reklamcılık yapıyordu herhalde değil mi siz? Tabii. Ama yönetim yapıyordu. Yani şey, o çünkü reklam bir segmentti gibi bir şey, yani business model. Yani işte böyle bir hafif craft birlik değil mi? Yani çok önemli bir şey. Bir de bu konuda Füsun'un sayesinde biz çok muvaffak olduk. Muvaffakiyetimiz. Kayınvalideye ve kayınvalidelerin muvaffak olduğunu söylediler. İlk başta geldim. Şey, benim kayınvalidelerim ciddi ciddi sordu bu eski bir şey. Sordu ciddi ciddi. Hep abim ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl kazanıyorsunuz? Ben dedim efendim ben tasarım, fotoğraf, falan, reklam falan. Peki nesliniz nedir? Her şey zulmüncü gibi geldi. Aslında bu. Yani içinden bu ev ağını gördüm yani. Adamcağız perişan oldu. Bitti. Bunu bulduk. Kesiniz. Neyse. Sonra muvaffak olduktan sonra yani işte tam pek fena değildi. Allah rahmet eylesin bana şey, çok şey öğretti. Benim kayınpederim yani neyse bu eski Osmanlı takım desek yani öyle dersek ama yani çok müthiş duyarlı empati ama erkek kültür ait. Yani selamlık, haremlik, Kur'an ve sürdürenlerden ve yani kayınvalidim müsaade ettiği kadar da o da hükümet gibi bir kadında. Ondan sonra şey, kayınpederim şey anlatıyordu bana. Şey, rakı kimle içeceksiniz? Herkesle içilmez. Herkesle de lavali olmaz. Onun korkusu ben lavali olacağım. Geçmiş olsun ama lavali olacağım. Yapı, kromosomik yapısı lavali. Ne yapalım? Peki geldiğimiz dönem nasıl bir reklam piyasası var? Yani siz neyi eksik gördünüz, bu işe girmeye karar verdiniz? Şey felaket, yok şey, şöyle söyleyeyim, mesela bunun tasarım, bugünün tasarım. Çünkü bir zamanlarda burada bir yerlerde tasarım vardı. Burada bir yerde, büyük bir yerde mimarlık vardı. Burası reklam vardı, burası medya vardı. Burası teknoloji ve IT vardı. Şimdi bunlar hepsi mutual attraction oldular. Şimdi bir bütünleştiler. Şimdi iktidar için kavga ediyorlar. Mimarlar diyorlar ki ben yöneteceğim burada. Biz de akıllıyız. Sizde hiç dergi bile yok. Siz yazı yazamazsınız. Dangalak. Derler. Afrika'da. Grafikerler. Sensin. Ondan sonra grafik cevap vermeye çalışıyor. Simbol yapar, logo yapar. Aynen. Ne yapıyorsun? Logo yapıyor. Evet. Ucuz logo, pahalı logo. Onu konuşuyoruz. Evet. Şimdi esas tezgah bu değil ki. Tezgah bunun civarı değil. Hatta bina neyi anladılar? Birisi diyor ki ben zorlu merkez yapmak istiyorum. Mimar diyor.
gazilyon dolarlık olan bir yer yapacağız. Çevre, hava, ticaret, turizm, AVM, kültür, Sabazingo, Bingo, whatever. Hepsi olacak. Tabii ki bir master plan, bir büyük fikir, iyi bir fatavat lazım. Güzel olacak, yetmiyor. Merak etmeyin abicim, olmuyor. Anladın mı? Onun için bir şey yazmak lazım, bir şey anlatmak lazım, vizyoner şeyler yapmak lazım. Yaptılar, zorluk iyi seçiyorum. Çünkü yani belki Türkiye'nin mimari tarihinde dünyanın en verilen fırsat, en büyük fırsat diyebiliriz. Ve şeye benziyor, bu measure on bu toplanı yol diyebilirlerse ben neler yaparım var ya mesela sonunda top geliyor ondan sonra düşürürsün değil mi? Zorlu Center böyle bir şey. Şimdi diyor biz toplu konut gibi bir şey yaptılar. Dört tane dikdörtgen bina bir yerine bakıyor. Çepesi yok, çevresi yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir bina. İçinde insanlar geziyor. Gucci'ye bakıyor. Dışarıda haydi hazırda ısıtma aletler koyuyorlar. Çünkü insan sıkılı içiyor bu sefer. Böyle bir durum. Mimari mi bu? Bak, böyle söyleyebilirim çünkü mimar değilim. Ne haber? Şimdi haberi mimar arkadaşlarım mesela orada ağzımı çekti benden bu arkadaşlar. Ukulalık değil bu. Olması gereken diyalog bu. Bu ukulalık olmuyor. O bilirdi, daha iyi olabilirdi. Gördüğünüz zaman bu arkadaşlar söylüyorum. Ha, dersiniz niye mimari konuşuyorsun, grafik tasarım konuşmuyorsunuz? Orası branding elemanı gören oldu mu? Environmental olan katkı olabilecek, grafik anlatım, efendim, neyse, bir grafik anlatım soyutlanmak gerekirse, efendim, çevre, environmental açısından içinde ne var, ne yok, beraber. Şimdi bu konularda ben şahsi fikrimi söyleyeyim, yani tasarımın yakın gelecek. Yani şu anda bir model gitmek üzere, bu model reklam ajanslar. Reklam ajanslar bir arada para kazanmış olan birimler. Ondan sonra bir parça bir drama oldu, medya şirketler ayırtılmış, o uzun bir öykü. Ve para kazanmamaya başladılar, ondan sonra birbirine fiyat kesmeye başladılar. Ondan sonra sektör battı ve şu anda reklam sektörü filiyatı batmış ilan ediliyor. Bu sektörden kazandım, müteşekkirim, mutluyum, sağ olsunlar ama bu sektör şu anda yok. Ne var peki? Brand management var. Brand manager'lar 23 yaşında bir kişi 8 tane tedarik yönetiyor. Efendim dijital ajansı var, packaging ajansı var. Reklam ajansı var, medya ajansı var, PR ajansı var, bilmem ne, bilmem ne, social media ajansı var, bilmem ne böyle. Ve hepsini yönetiyor. Ve yetkisi ve yetenek de olmamakla beraber, çünkü kimse bu kadar şeyi yönetemez. Böyle bir dramanın içerisinde. Ha, ondan sonra grafik milletimiz birbirini öldürüyorlar. Birisi 5000 için yapıyor, logo yapar. Kurumsal kimlik efendim. Bu intellectual takılıyoruz. Ondan sonra 5000 yapan, 2000 yapan, bedava yaparım, yeter ki sizin işte Wi-Fi kullanayım diyen. Yani şimdi bugün tek niyetim bir şeyden bahsetmek. Varsa içinde kaldı ve yani bu kadar dolaştım, geldim, bir şeyler yaptım, mimarlar sataştım vesaire. Ama İtibar, yani iletişim yapan itibarın üzerine gidiyor. Yani itibar şu anlamda, itimat. İtimat dünyanın en büyük lüks bir kere. Lüks şey anlamında, hastaneye gittiğin zaman, hasta hissettiğin zaman veya düşüp bayıldığın zaman doğru yapacaklar. O itimat önemli. Birisi sizi saldığı zaman, polise gittiğin zaman doğru yapacaklar. İtimat. Efendim yani işte davanız varsa avukat sistemi, bilmem ne falan, hukuk sistemi yani işte bu itimat.
reklam ajansı veya iletişimci gittiğin zaman itimat lazım. Şimdi itimat nasıl kazanılacak? Benim bu saate kadar itimat yaratmak için, o connection'lar bağlamak için ve benim müşterim nabız anlamak için ve ihtiyacı anlamak için bir entelektüel ve kreatif cevap vermeye gayret ettim. Ve şu kadar da muvaffak olduğum takdirde, yani muvaffak dediğim, yani ise tuzumuz böyledeki kuruduk. Şu anda tekrar nemlendirmeye çalışıyorum. Çünkü zengin bir insanın başına beladır. Ama şey adına, itimat söz konusu. İtimat nasıl? Gallery sahip itimat etmek lazım. Müze küratör itimat etmek lazım. Yani menfaat için yapmıyor inşallah. Bir dakika. Değil mi? Mimar itimat etmek lazım yani. Çünkü kültür, büyük dilin kültürü olanaklar veriyoruz. Grafik tasarımcı veya iletişimci veya bu terminolojilerimiz kıt oldu, açmak lazım. Bu itibar ve bu itimat nasıl açılabilecek? Bu bir organizasyon model ihtiyacımız var. Şiddet tavsiyem şu, ben İngiltere'de bunu görüyorum. Şu anda yeni ip açtığımız bizim nihai şirketin adı Macmillan Gangster. Biz yeni bir model oluşturdu. Biz yeni alan projeler yapıyoruz. Genellikle filantropi ve yani normal reklam faaliyetleri yapmıyoruz. İcabını okularlık yaparım bu konunun üzerinde. Reklam soranlar yani. Ama reklam filiyatı yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Onu da kısaca söyleyeyim ve bilmekte bir fayda var. Bir giderken böyle bir reklam ajanslar var, bir iletişim şeyler vardı. Bunlar para kazandığı için grafikerler art direktör dediler. Art direktör. Aynen. Sen mesela böyle bir sınıf oluşturdu. Yani şey Mısır gibi yani böyle veya Viking gemiler var ya, kürek çekenler. Bunlar Mac operatör. Ondan sonra şey belki davul çalanlar, bunlar grafiker. Ondan sonra üst tarafta, bu tarafta gidiyoruz diyenler art direktör. Onun üstünde daha beter bir şey var, creative director. Hayırdır inşallah, evet, creative director. Şimdi 18 yaşında creative director tanıyorum. Af buyur. Creative director. Şimdi bir vasıf bu. Hı? Vasıf. Ne demek istiyorum? Burada hiyerarşi. İnsanımız çok. Ben art direktörüm, af buyur falan. Yani art direktör. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi, evet. Şimdi bu sıfatların hepsi geçmişti. Mana fazla olmayan cümleler bunlar. Şimdi bir projeyi gerçekleştirmek için, bir şey oluşturmak için, şöyle bir örnek vereceğim bu arada. Misal olarak yani işte Turner Prize geçen yıl kazanan sanat prize biliyorsunuz. Sanat grup olarak assemblage, yanlış mı söylüyorum, bilen var muhakkak ama assembly veya assembly, ismi assembly galiba, olan bir grup. Bunlar neydi? Çok enteresan bir çeşitleme bir grup. Ne yaptılar? İçinde sanatçı var, grafiker var, efendim yani şey, sosyolojist var, organizatörler var, meraklı insan var, yemek yapan, mimar, her türlü insan vardı. Glasgow'un bir semt, bir bölge çok düşmüş, çok şey, iktidarileşmiş, her şey çalışmıyor, hiçbir şey yani yetişmedi olan bir yer. Renovasyon yaptılar. Yani şey, oradaki insanlarla şey, yeni meslekler yarattılar. Kendi geçim sağlayabilecek faaliyetler yarattılar. Efendim boşalmış olan binalar, efendim bahçeyi yarattılar. Kapalı bahçe çocuklar için böyle bir transformasyon yaptılar. Ve gerçekten bir etkisi yarattılar. Ve orası bir baktılar, insanlar oraya çalışmak istiyor. Gelmek isteyenler oluyor. Yerleşmek isteyenler oluyor. Aynı kafadan insanlar gelmeye başladı. Falan. Bir transformasyon. Sevdiğim bir Jenny Holzer'ın bir heykeli var. Bir heykel, piece. We used to call those heykel. Şimdi bu, what is it? Bir
outdoor kağıdın üzerinde bir instruction. Şey demiş Deni Volta. Şehrin içerisinde bir semt seç. İlgi duyduğunuz bir semt ama biraz yoksul olsun. Bir köşe seç. İnsanların pek gezdiği olan bir yer. Oradan geçiyor çok. Düzenli bir şekilde mesela bir salı akşam belirgin bir saatte ama şaşmayacak bir şekilde yemek bırak orada. Ama istikrarlı bırak. Ve her salı akşam bu saatte bırak. Devam et bırakmanı. Gelen kişiler arkadaşlar geldi. Arkadaşlar bu. Hekel bu. Düşünce bu. Şimdi bu model olabilir. Bak diyeceksin. Model olabiliyor. Şimdi şu anda iki büyük tehlikeliğiniz var. Sizin tasarım dünyanın en büyük tehlikeli bana sorarsınız. Ben korkunç kulağım bugün. Çünkü böyle dev ismim yazdılar orada. Şişti kafam. Yani şimdi neler söylüyorum ya? Ulan! Kendine gel. Neyse. Şey. Filter bubbles. Filter bubbles. Biliyor musunuz bu meselesi? Filter bubbles. Okay. Bence tasarımın en büyük felaket ve daha doğrusu kültürün en büyük felaket. Filter bubbles bunlar. Facebook'un yapısı biliyorsunuz. Facebook'un içerisinde kendi sayfasında kendi arkadaşlar, kendi ilan ettiğiniz, gösterdiğiniz şeyler. Yani sizin orada ideal, kıskanacak olan bir dünya kürasyon yapıyorsunuz. Facebook o. Değil mi? Tüm arkadaşlarınız şık, seksi ve hoş. Siz çin gibi eğleniyorsunuz. Ne güzel şeyler yiyorsunuz. Siz de güzelsiniz. Yani. Ve böyle bir hayat var. Allah Allah. Ne güzel. Beyanatın üzerinde. Kişisel. Yayınladığınız fotoğraflar. Yani işte Instagram'da vesaire. Onu da yansıtmayı yapıyor. Ayolunuz oraya gitti. Biz orası çok seviyoruz. Falan. Ve böyle bir şey yapılıyor. Şimdi bu fantezi vallahi billahi biz çılgın gibi mutluyuz ve tabii özel hayatınız da yani angst ve yani cilet aramakla geçiyor. Yani o ayrı. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Orhan Gecibay sağ olsun. Ama biz orada haşir yaşıyor, hepimiz güzeliz. Ondan sonra işte bir bakıyoruz yani şey 100 kişi ama bu 100 kişi değil ama 100 kişinin iPad veya PC veya iBook veya neyse al ve Mısır yaz. Göreceksiniz 100 kişi 100 ayrı sayfa geliyor. Birisi biraz kendi davranışlardan, kendi filtre dünyasında efendim Sisi'ye beğeniyorum yani orası faşist önemli bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şahit oryantasyon bulsun, bunun etrafında gelir. Öbür tarafta, efendim yani arkeoloji açısından yani Azerbaycan'la Tutankhamun'u çok seviyordum falan. O da böyle bir şey. Böyle bir tuhaf olan bir bubble, yani bir neredeyse bir kültürel izolasyon gibi. Bir izolasyon. Demek istiyorum ki dijital, artificial küçük cennetler yaratılıyor. Şimdi bu kültürün içinden demek ki yetmedi gibi ters düşecek. Size hemfikir olmak zorunda. Mesela şey farz edelim, zenci. Çoğu Amerikan insanların içerisinde. Ya zenci haşin işi oluyor ya değil. Ya içinde, hayatın içinde var ya yok. Yani falan. Şimdi bir bakıyorsunuz, bazı insanlar Amerika'da beyaz hayatı var. Bu Facebook, bu baloncuk gibi içerisinde. Böyle bir beyaz dünya, böyle bir şey. Fantezi. Zencilerin arasında sanki beyaz insan yok. Arada sırada böyle bir tane getiriyorlar, okşuyorlar, ondan sonra gönderiyorlar. Yani şey gibi. Şimdi biz şu anda gayri kültürel, gayri iletken, gayri efendim yani paylaşım, bir bazı eğilimlerimiz varmış. Heh, bunun tersine bir araya gelmek, dostlarla bir araya gelmek. Efendim yani ise ayrılık gidelim ayrı. Karşı çok seviyorum. Efendim fantasy besliyoruz, biz orada çalışabiliriz. Ve uzaktan tasarım yapabiliriz. Yani, karşıda.
Hacda ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim. Balık yiyeceksin. Yani. Şimdi bu fantaziler bizi meslek yiyor. Özet bu. Şimdi diyeceksiniz nereden geliyorsunuz? Grafik design her türlü stüdyo tanıyorum. Pentagram tanıyorum. Süper stüdyodaki dostlar mimariden onları da hatırlıyorum. Efendim şu anda kooperatif bir gruplar ve bir sürü kimseler tanıyorum. Sanat, design çok önemli bir müttefik münasebetin içerisine girdik. Ayırtmak da belki zor olmaya başladı. İsrail denler, grafik yapanlar. Çünkü öyle bir zanaatkarlık bir şey yapmak istiyor. Ne yapıyorsunuz? Dalga geçiyorum. Esprinin içerisinde ciddi bir şeyler söylüyor. Yani mesela logo yaptık. Logo yaptık. Genellikle yapılan logolar, ben sana söyleyeyim, karton logolar. Böyle logolar. Flat. A4. A4. Sol üst köşe istiyor veya sağ alt köşe istiyor. Logolar. Logo bugünün dijital dünyasında dans etmeye bilmek lazım. Şarkı söylemeye bilmek lazım. Her türlü elektronik veya dijital ortamına müsait olması lazım. Ha? Transformasyona müsait olması lazım. Logo bu. Böyle bir alameti farika. Biz İHA Blues'i. Mengü Ertel, rahmetli. Logo. Bu dönem bitti arkadaşlar. Bu dönem yapmak da bitti. Bu tezgah açmış. Logo satılıyor. Sıcaktır. Lokum gibi. Yani ne tezgahımız varsa bu dünyada şey kendimizi ihanet ediyoruz. Yani şunu da söylüyorum. Tasarım artık communication platform oluşturmak. İnsan hitap edebilmek, içinle ilgilenmek. Brand, kültürler nasıl inşa edilebilir, nasıl bir şey. Samimiyet her zamandan çok daha önemli olmaya başladı. Her zamandan. Biz post-narcissist, post-aggression, post-egoist, post-capitalist, post-democratic neredeyse. Bir döneme doğru gidiyoruz. Allah korusun. Şimdi hızlı oluşuyor. Tarihi korkunç hızlı oluşuyor. Onun için tasarımcılar çok önemli bir görev düşüyor. Bir mana veya bir kültürel, bir referans, bir içerik yaratmakla meşgulüz. Meşgul olmak zorundayız. Ya? Ben yeni bir iki tane denemelerimden paylaşmak istiyorum. Çok mu sıkıldınız? Sıkılanlar var mı? Bayılanlar, gazoz gelin. Şey, iyiler. İyiler mi? İyiler. Sus diyebilirsiniz. Allah aşkına. Okey. Şey, iki tane deneme bir şeyler. Bir, Europalia dediğim bir şey. Bir sene evvel bir proje, bir buçuk sene evvel bir proje Brüksel'de cereyan etti. Memleket olarak Türkiye davet ettiler. İKS'de bir parça içinde vardı ama tam üstlenmemiş. Ondan sonra böyle bir şey. Ben o proje için Brüksel'de bir sergi, bir fotoğraf kürasyonu yaptım. Imagine İstanbul. Imagine İstanbul. Hangi yıldı bu? 12. 12'de. Sonra doğru yapıldı. Ve yapayım dedim. Neden yapayım? Çünkü beautiful subject, İstanbul. Yapabiliriz. Bir de çeşitli sanatçılar da davet ettik. Temel üç tane fotoğrafçının etrafında yaptık ama Ottoman döneminden fotoğraf Omer Koç'un koleksiyonundan da koyduk. Bir de başka sanatçılar, mesela Belçika olan bir sanatçıdan bir eser aldım. Fransız olan Sofekal bir eser aldım. Bir installation artist Ayşe Ekmen'den bir eser aldım.
Ama üç tane fotoğrafçı temel aldım. Bir tane ara göre, çünkü bizim şu anda collective memory ve yaşayan memory. Tabii fotoğraf da overexposed fotoğraf ve neredeyse kategori dominasyon oldu. Aragüler yani çok büyük bir etkinlik. Yani neredeyse bir fotoğraf dal dominasyon yapıyor. Herkes fotoğraf. Ben Pamukpamuk Fotoğraf Gallery açtım. Akbank'ta da devam etti galiba daha sonra. Akbank münasebetim var ama şey bu Pamukpamuk Gallery bitti çünkü banka rahmetli oldu. Rahmetli bankalarımızdan bir tane. Cumhuriyet aydın olan bir davranış. İyi oldu ama 5 sene, yani bazı sergiler yapabildik. O zaman da hatırlayanlar, sizler çok dönemden önce. Yani, neyse yaptık, yapıyorduk. Gayret, yani iyi niyetli bir gayret ve küçük bir galeri, vintage apartmanda bir galeri. Nişantaşı'nda galeri. Nişantaşı'nda, evet. Yani şey, Saray Mahallesi'nin üstü. Çok iyiydi. Ondan sonra Sibel'e çok seviyordum. Bütün orada tuttuk. O zaman da anladım fotoğraf neredeyse bir tip işi oldu. Herkes aynı. Yani üç defa genç insanlar bana geldi. Bir sergi açmak istediler. İsmi Anadolu Destan. Ve haberi çocukların fotoğraf vesaire vesaire yani işte böyle şeylerden ibaret. Yani işte böyle bir magnum truck olan bir tip bir şeyler. Ama ara gene de bizim collective subconscious, bizim collective memory, bizim kültürel bellek en büyük katkıda bulunan şahıslardan bir tane ve matrak bir insan. Bir şey anlatayım onun hakkında. Her zaman Arap'tan bahsetmekte bir fayda var. Ara enteresan bir fenomen, yani şeye benziyor, yani manav katka bir şey. Yani bir doğal harika gibi bir şey. Eskiden televizyonda durduğu zaman manav katka fotoğraf çıkıyordu. Evet. Şimdi ben bir Osman Bank, Osmanlı Bank'ın son tanıtım ben yapıyordum o zaman da. Ara abiye gittim, şey dedim. Bu yılbaşı Fransız genel müdürü olarak yani bir hediye vermek istiyor. Bütün önemli müşteriler bir hediye. Bir limited edition fotoğraf ikna ettim. Sizin fotoğraflardan ama yüksek miktarda bir edition söz konusu. İşte 5 fotoğraftan 100'er tane yapacaktık. Yani 500 tane fotoğraf verecektik. Çok şey. Ben ikna etmeye çalışıyorum çünkü bu edition olarak yüksek edition. Çok fazla bir yerinde ama yani şey daha fazla yayınladığı için o. Ben onun itiraz edecekti zannettim. Onun için ikna etmeye çalışıyorum. Ben diyeceğim bak Türkiye'nin 500 tane en önemli adamı eline geçecek. Ve çok da önemli bir şekilde geçecek. Şey dedi bana. Balcım yorma kendini. Türkiye'de 500 tane adam olsaydı bu bokun içinde olmazdı. Dedi. Affedersiniz. O söyledi. Ya 5-6 tane adamımız var. Bunu hepsi tanıyor. Kaç para onu söyle. Espri olur. Ama çok önemli bir eser. Yani bilmekte, yani bir radical gene. Yani say, it's a radical gene. And his work is important. It's very important. Ama bakmaya şey biraz eski Orhan Pamuk bilmem tarihi efendim İstanbul efendim falan bu nostalji olan filtreler atmak lazım o işi görebilmek için tekrar. Neyse böyle bir fotoğrafçımız var. Ali Tatlı ikinci fotoğrafçımız ve bence pek de iyi bir yetenek. O da mimar. Ama ona rağmen çok da önemli bir environmental olan bir dünyanın içerisinde bir sanatçı. Ve onun şey ve Ahmet Polat bir fotoğrafçı. Bu üç tane ana fotoğrafçı. Etrafında bir sergi yaptık. Sergi de önemliydi. Yani bizim orada bilmesi gereken İstanbul'la ilgili bir boyut. Bilmek belki daha zor bilmek. Ali'nin işler bilenler yani şey, o perspektif İstanbul'un başka türlü oluyor. Ahmet'in başka türlü oluyor. Yani
O dönemde o şey dedi, onun bir proje olarak onun sonunda bir kitap oldu. Bir arada olmak istemediler. Mesela şey, ara Ali ve Ahmet işler beğenmiyor. Bir de karşılıklı. Onun için kitap yaptığımız zaman yani şey, üç ayrı kitap yaptık. Birbirine ayağını basmasın. Neyse bu proje kültürel ifade olarak yani şey, enteresan bir. Ben bu proje A'dan Z'ye yaptık. Yani yazılar, Orhan Pamuk'a gittik, konuştuk. Film çektik, film yaptık. Her odanda sergilerin içinde şey, Arabi konuşuyor, Orhan Pamuk konuşuyor vesaire vesaire. Yani ve etkileyici diyelim. Oradaki halkımız en fazla gıybet yapmış olan yeri orada. Çünkü kömür madenleri için bizim ilk iş için girenler vardı orada. Müthiş bir ilgisi. Bana geldi. Gençler, ben de falan gerçekten. Tamam. İyi yaparsınız. Sizin bu fotoğrafa ilginiz nereden geliyor? Yani ilgi ötesinde aslında profesyonel fotoğrafçılık yaptığınızı da bilmiyorsunuz. O yaptık, film de yaptık. Fotoğrafçıyız esasında. O benim şey... Şimdi onunla ilgili bir söyleyeyim. Yani bizde şu anda fotoğrafçı olmayan insan yok. Yani bak, Lübeck'e telefonumuz yani. Everybody's photographer. Şimdi hususi olarak yani yazmak gibi ve fotoğraf çekmek gibi. Ben sadece fotoğraf makam tuhafleşti. Onun fotoğraf sergi, iyi bir fotoğraf sergi nasıl olmalı onu da tam olarak bu arada tartışmak lazım. Çünkü biraz şey oldu, biraz Instagram eski şeyler karışmış, müze vesaire bir sürü şeyler karışmış. Yani fotoğraf dal olarak çok karışık. Çünkü it's universal dal oldu. Onun için çok enteresan. Çok enteresan. Real time kültür belge cereyanı diyor fotoğrafı. Dikkat ederseniz Amerika'da kim vuruluyorsa çekim var, fotoğraf var. Enteresan. Yani hangi zenci vurmuşsa yani bir film yapılıyor. Enteresan. Şimdi yeni bir proje, yeni yaptım, yeni döndüm. Geçen hafta içindeydim. Tasarımın içinde, şey İKSV için Londra ilk tasarım Viyana bir proje İKSV'ye yüklediler. İKSV bana itimat ettiler bu konuda. I don't know what they were, yani belki şey, zayıf bir yan yapıldı bunlar belki. Ondan sonra üstlendim. Ve iki tane çok iyi bir jüri oluşturduk. Yani Koray Malhan, tanımıyorsunuz bilmiyorum, tasarım koleksiyon olarak şimdi. Müthiş bir tasarımcı, bir de Hafıza Perkiler'e çalışıyor. Bir de Zehra, benim Zeyze. Biz bir ekip kurduk, biz şey commission ettik, Otoban bir proje yapmak. Bu Londra'da sunduk, yaptık ve onunla ilgili yani bütün disiplinlerimiz bir arada. Orada grafik ifade yapılıyor, nasıl ifade ediliyor, PR nasıl yapılıyor, sosyal medya nasıl yapılıyor. Yani tasarım orada 360 derece bir şeyin içerisinde. Çok da iyi mi yaptı bilmiyorum çünkü Viyana'da kendisi biraz dandik geldi bana. Yani. Bina yapmak da zor. Neden şey orada yönetici şey dedi, neden iki yılda bir yapıyorlar anladım şimdi dedi. Çok zor. Burada bir tasarım bina çok daha önce başladı biliyorsunuz. İKSV'nin himayesinde. Ve bence en azından bir araştırma model olarak çok da iyi ilerliyor. Outreach olarak biraz bilen bilir ve kendi meşref hitap ediyor. Ama onun ötesinde belki biraz daha outreach yapması lazım. Biraz Türkiye'nin geri kalan kısmına biraz ihmal ediyoruz. İyi geliyor bana. Ama bu konuda herkesin görüşüne tabidir.
Ama bu iki tane yeni yapım projelerin içindeydi. Yani şunu da söyleyeyim, grafik, sırf grafikten bahsetsek, kaç el görebilir miyim? Grafik tasarımcı öz olarak, yani işte kendini tarif eden kaç kişi var? Mimar? Mimar varmış. Okey. Okey, dikkatimi çekiyorum. Düzeltiyorum. Selim'e. En yakın tutmak gereken millet mimarlar. Teknolojiler, kodin yapan. Kod yapan bilen var mı? Aranızda. Kodin. MIT'de tasarım okuyacaksınız ya, kodin yapacaksınız. Kod. Yani gençsiniz ya, niye öğrenmiyorsunuz? Analog mısınız lan? Öğren. Öğren. Türkiye'de iki tane büyük gelenek var, tasarımla ilgili. Büyük gelenek. Bir, Hayri Hazırdır Süren. Grafik tasarım esasında illüstrasyonun bir branşı. Mengör Ertuğ, Yürdeğer, hatta kısmen bilen Berkman. İllüstrasyon bazı. Ne demek istiyorum? Illustration is şey, tablo mutlak. Temel eğitiminizi hatırlayın. Kolaj, molaj yapmak, resim oluşturmak falan. Tipografi oradan geri kaldı. Bana sorarsınız. Ha? O benim görüşlerim. Bülent şiddetli karşı böyle bir şey söylediği zaman. Ama kısmen hak veriyor. Yani biz o şeylerden, esprilerden devam ediyoruz. O birinci eğilim ve onun için illustrator, çünkü illustrator çalışmak ressam gibi. Yani ben yani ressam istedim. Resim yapmak. İkinci eğilim olarak teknoloji. Teknoloji eğitim sayısı. Eğitim olarak yani zayıf. Keşke daha iyi olabilir. Gene de onun popülerlik söyledikten sonra yetenek her şey üstün ve o var. Ve bence bu dönemi geldi. Çünkü öyle bir segment bir kıvama geldi. Şu anda Türkiye'nin içerisinde benim görüşüm tasarım genel hatlar itibariyle yani bu mimarlar dahil efendim yani işte bütün çevre, bütün organizasyon, bütün yayın, bütün kültürel etkinlikler, bütün sanat etkinlikler, müzik dahil ediyorum. Bunun hepsi bir pot. İletişim etrafında sarmak zorundayız. Bunun rol alabilmek, görsel kültürler sahip olan, grafik temel disiplin olan arkadaşlar çok da önemli bir projeler yapabilir. Çok da önemli bir şey yapabilir. Eskiden bir sergi yapıldığı zaman, herhangi bir sergi, sergi yapılıyordu, davet yollanıyordu. Galeri arkadaşlarımız zannettiler, yani işte ılık veya şarap veriyorsunuz ve açılış yaparsınız. Duvarda asmaktan ibaret. Koleksiyonculuk yani ise zenginlikin ibaresi. Herkes koleksiyoncu olması lazım. Şu anda koleksiyonu oluşturmak için yani şey hiç para alakası yok. Yani sizin dünyanın en iyi grafik koleksiyonu yapabiliyorsunuz ve hiç para harcamadan. Ama koleksiyon niyet yani ise bellek ve emosyon oluşturmak. Bu kadar yeni de geldim ama yani bu çok önemli çünkü komisyon eksik. Komisyon eksik. Ha? Komisyon çok önemli. Bir kasereyi tek ukalalık onlar için, onlar niye anlatmayayım? Şey, 40. yılında neye geldi? Orası commissioning eksik. Kronos Quartet var. Kronos Quartet. Quartet biliyorsunuz antik olan bir şey. Schubert'ten bu yana değişmeyen olan bir şey. Eğer gitti memlekette komisyon yapıyorlar bir eser, kortet için. Böylelikle devam ediyorlar. Soru alayım. Herkes biraz hafif oldu.
Soru alıyorum. Soru olan var mı? Peki ben şöyle bir soru devam edeyim. Sizin DPM'de bir eczacı başıyla bir ortaklığınız başladı. Bayağı da uzun soluklu bir ortaklık var değil mi bu? Hala da devam ediyor. Ortaklık dediğin hizmet ortaklığı. Hizmet ortaklığı olarak başladı. Daha sonra İKSV'ye kadar uzanan bir çizgisi var. Evet. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Ki benim şansım yani eser rahmetli Nezahat Üzatmış'la çalıştım. O birkaç yıl onun danışmanlık yaptım. Gerçekten normal insandan büyük bir insandı. Çok proje yaptı. Yani kendisi Cumhuriyet aydınlarının en aydını yani far yani bener gibi bir aydın. Böyle insanlar az bulunuyor artık. Onun hizmet verdiğim için iftihar ediyorum. Kalıcı olanlar bunlar. O devam etti. Bülent Bey devam etti. Şakir de devam etti. Şakir biraz tehlikeli bir ilişkidir. Şakir yani etrafında insanlar yine biliyor. Biraz hafif kültürel yamyamdı. Allah rahmet eylese ama yani bir beğendikleri var bir de nefret ettiği var. Ben bu kadar nefret beslemiyorum. Beğendik ve çok beğendik. Veya ilgi duymadım. Ama nefret beslemiyorum hiç konuda. Bülent Bey devam ediyor. Bu Zadipeşi'nin kültür yatırım çok büyük. Yani ilk İstanbul Modern biz kurucu ayrı hazır mütevelli heyetli kurucu ortaklarımızdan oyun yaparken ismi Fidan Tantürk biz yaptık. Proje olarak yaptık. Ondan sonra bir kasire elbette yani mahkum yapacağız. Gerçi. Genelinde Zadipeşi iddialı müşteri niyetlilik taşıyor. Çünkü itimat ettiği takdirde iş yaptırıyor. Örnekle vereceğim burada bu itimatın üzerinde çok enteresan bir şey. Küçük Necat Bey belki aydınlatan diyeceksiniz. Hamasi olmadı o. Hamasi olmuyor. Yani sadece fikri anlatan. Giden aramıyor. Birisi gitti. Yok, çok rahatlayamıyor. Necat Bey bir gün bir prezentasyon yapacağız. Çok ağır bir prezentasyon. Ağır prezentasyonlar, çünkü Necat Bey'in eli ağırdı. Yani kırdığı zaman korkacaktım, kaçacaktım. Demin ayak üstü konuşuyordum arkadaşlar. Yani işte dört tane sıfatı vardı bana. Yani işte bir Mr. McMillan diyordu. Dikkatli olayım. Paul Bey dediğin zaman çok dikkatli olayım. Bay Paul dediğin zaman ne oluyor? Yani that's okay. Bipol için olmuşsun. Argo gibi. Neredeyse bipol. Çünkü herkes bipol diyordu. Bir de Paul Efendi vardı. Bu Paul Efendi olduğu zaman memleket terk edeceksiniz. İlk uçak. Direkt gidersiniz. Ve kızdığı zaman. Şimdi bir prezentasyon yapacaktı. Herkes olacaktı. Ama herkes, Şakir Bey, Bülent Bey, herkes çekiniyordu. Necat Bey'den. Çünkü önemli bir mevzu. Okay. Şimdi biz gittik. Örnek de vereceğim ama yani bu benim beni yontan olan bir şey ama bu ideal müşteri ve nasıl ideal müşteri yaratılır o önemli olan şey tasarım için. Çünkü iyi tasarım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sizlerden inanılmaz hayatınız en iyi yaptığı tasarım anlayabiliyorum nasıl alacağım. Biliyorum. İyi şeyler olan iki takdizi yaptım ben. Kendim öyküm bozuyorum ama İyi şeyler nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Kitap içerik, çok basit inci yüzünü çok böyle bir kitap ebat. Şiirler genellikle, başka kitaplar yaptık. Orada tasarımcılar ve oldu biten kim var kim yoktu verdim. Şöyle verdim. Dedim bak içerik bu. Daha önce yayınlamış kitaplar bunlar. Etrafında konuşalım. Neden bunu yayınlıyoruz? Anlatın. Cevat Çapan'la beraber kurdunuz değil mi? Cevat Hoca, o şiirler buluyordu. Evet. Yani ben onun alan kendini bıraktım. Dedim yani, hocam seçim size ait. Ben hiç karışmayacağım. Ya diyor, ben yok karışmayacağım.
kendinden geldi Redding Buckley Yates istedi. Yani İrlandalı, bir tane İrlandalı yaptık, ne olacak? Ondan sonra bir şey veriyordum, tasarım, şey diyordum, bak siz tasarlayacaksınız, siz seçeceksiniz, neyi karar veriyorsunuz, basacağım, yayınlayacağız. Bak itimat ediyorum. Ve bu tasarımcılar en iyi, hayatında en iyi, en güzel, en şık, en sevdiği olan tasarım işler. Mesela şey, bizim küçük Alman çocuğumuzun ismi ne? Timuçin. Timuçin mesela şey o diyor ki, değil. Benim en iyi tasarladığım kitap, şey, grafik eserlerimden bir, yani ben portföyünü her zaman başına koyuyorum, yani sizin yaptığım işler, misal olarak. Çünkü itimat ettim, ezmedim, üstünde durmadım, klavye yapmadım, kafasını okşamadım, hiçbir şey yapmadım. Ha? Şimdi bu kazanabilmek, bu durumu gelebilmek Necdet Bey'e anlatıyordum. Necdet Bey şey dedi, yani bu prezentasyon olacak, herkes kaçtı, kaytardı. Çakır olacaktı, o da kaytardı, çok korkuyordu. Sonunda yani işte bütün marketing department, bir tek ben vardım ve Necdet Bey vardı. Necdet Bey'e sunmak, kronometreye sunmak gibi bir şey. Neredeyse sesler geliyordu. Yani 5 dakikanın içerisinde ya saadete geliyorsun, ya evet. Şimdi biz sunmaya başlıyoruz. Bu, eskiden bu prezentasyonlar pahtalar, hatırlıyor musun? Pahta. Boardlar, boardlar yapmıştı. Boardlar, evet biz boardlar. Bu prezentasyon büyük bir prezentasyon. Yani çünkü planning vardı, conceptual development vardı. Neler? Şimdi biz orayı koyuyoruz. Neyse Bey oraya kadar geldi. Oraya. Ama presentation orası daha sunulmadım işi. Ve şey dedi, tamam Paul, kabul. Dedim Neyse Bey gösteremedim daha. Kabul, tamamdır. Anladım, tamamdır. Çok iyi, tamam. Ben neyse bir göstereyim yani, daha göstermedim. Anlaştım. Yok tamamdır o. Ben diyorum neyse işte, itiraz etme artık yani. İşte, maksat bu toplantı nedir? Benim kabul. Kabul ediyorum. Vazgeç artık, tamam. Tamam. Şey sordum, niye peki herhalde? Şey, onu kabul etmedim. Sizi kabul etmedim. Necdet Bey'in yönetim tarzı olarak böyle yaptı. Şimdi geldi, kötü iş yaptı bu böyle bir adam. Ben oğlan, yani benim olanaklarım ne var ne yok, yapardım. Şimdi onun için Necdet Bey, Allah razı olsun, müthiş bir insandı. Neyi yapabilirsem yaparım bu aile için. Bir de ya, gerçekten, yani ağaç meyveden anlaşılıyor. Bu önemli bir ağaç bu aile. Hangi markaları yaratmıştınız eczacılaşı için? Favori olan okey, Vitre. Selpak. Selpak, Solo. Bir sürü. Yani ama en favori. Haydi hazırdı, Vitre için bir şeyler daha yapıyor. Devam ediyor mu hala onların için? Reklam kısmı yapmıyor. Şey yapıyoruz, design projeler. Çok hoşuma gidiyor. Vitre güzel bir marka. Mini tasarım markamız. Sormak istedim. Evet, sağ olun. Bir mikrofonu arkadaş uzatsınız. Merhaba. Merhaba. Ben bir şey merak ettim. Demin reklam sektöründe çöken bir modelden bahsettiniz ve sizin kendinizin başka bir modelde, yeni bir modelde, İngiltere'de ortaya çıkmakta olan başka bir modelde bir firma kurduğundan bahsettiniz. Ben bu firmanın neye göre temellendiğini, neleri değiştirdiğinizi, nelerin çöküş işareti olarak gördüğünüzü ve bu yeni firmanızda neye göre şekillendirdiğinizi kısaca merak ediyorum. Çok mersin. Yani çok teşekkürler. Çok. Şimdi yeni şirket, biz reklam ajans model Türkiye'de yeniden düşünülmesi gereken olan bir şey. Şu anda İki şey söyleyeceğim, siz diyeceksiniz. Şey,
hiçbir reklam ajansı şu anda Türkiye'de kârda değil. Bazı ajanslar sadece faaliyet yapıyor, şey, tazminat ödememek için çünkü böyle para olarak yok. Borçlar neredeyse istikbal olmuş şeklinde. Bir, hiçbir gallery şu anda para kazanmıyor Türkiye'de. Bir iki tane istisna ama bunlar başka sebeplerde. Bunlar iyi indikatör değil. Hı? Sanat da para kazanmadı tabii, kazanıyor başka sebeplerde. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Şu anda yeni örgütleme, yeni tasarım örgütleme, yetenekler yeni. Mesela şu anda bazı projelerim var. Bu projeler, ben bütün görsel yetenekler Türkiye'de buluyorum. Kim çalışmak istediğini buluyorum. Efendim, ruhani şeklinde her şey buluyorum. Yani şey, diyelim fotoğraf, film, execution konusunda eksik yok Türkiye'de. Editör, yazar, çizer, proje, description, insight. Çünkü biz temelde insight satıyoruz. Reklam ajansı da insight satıyor. Ha? Şimdi meslek satar, insight var. So, bu insight elde edebilmek için biz VPM Fitari ajansımız, planning department, ilk kuran ajans biziz. Stratejik planlama. Stratejik planlama. İlk biz kurduk. Hatta ilk başvuranlar, yani kimler geldi? Fatma Nair bir bayan, ilk planımız ve hali hazırda bence en iyilerden ve inanılmaz güzel projeler yaptı. Biraz hükümet gibi bir kadın, böyle kadın. Bayıldım ama bizi neler kattı, böyle bir disiplin, öyle bir şey. Ve böylelikle müşterilerin yani işte itimat ediyordu. Bizim söylediklerimiz yani işte böyle ay mavi hissediyorum falan gibi ifadelerden yani anlatabiliyor muyum? Şimdi neden bir şey yapıyorsunuz? Neyi hitap etmeye çalışıyorsunuz? Neyi okşamaya çalışıyorsunuz? Şimdi bizim yeni model bazı kaynaklar kullanmak hitap eden yeni model. Yeni model legacy'nin üzerinde en fazla. Türkiye'de bir büyüklük olarak yani şey, bizim Cumhuriyet'in uzunluğu ve Türkiye'nin TÜSİAD şirketleri patladığı zaman bir bu yıl, zaten 75. yıl. Çok nadir şirketler var Türkiye'de 100 yıllık, 150 yıllık, 150 yıllık yok, 125 yıllık falan var. Şimdi bir şirket bir 150 yıl, bir 75 yıl mesela zaten bir şirket edecek yıl legacy, yani peki ne yaptın 75 yıldır? Bu niye anlamı gelir? Yani her gün işe geldik, çalıştık. Allah bin şükür. O kadar şey, hamdolsun. Var ya mesela hamdolsun. Şimdi bu hamdolsun yetmiyor. Çok önemlidir. Teşekkür her zaman en önemli şey bizim meslekle ilgili ama legacy zamanı geldi. Legacy aynı zamanda mana getirdi. Mesela İKSV 40 yıl yaptı, ne yaptı? Koleksiyon nerede? Hangi koleksiyonu var? I don't see it. Hangi eserler, hangi müzik eserler? Hı? Grafik. What happened? O kadar yıldır ne oldu? Yani bir sürü insanlar geldi gitti. Belek nedir? Mesela bizim bazı portum çok da önemli bir iş yapıyor Salt'ın. Ve yani çok da büyük bir kültürel hizmette bulunuyor. Yani belek oluşturuyor. Yani aslında biz kimiz? Visual culture, history and şey, all those things. Çeşitli yöntemlerle çok önemli research modeller kullanarak yani çok önemli şeyler yapıyor. Ve haşin neşir olmak zorunda. Siz grafik tasarım falan yapıyorsunuz ve orası kurt ol. Orası kitapların arasında şey kaybet kendini. You have to live it, own it. You have to own it. You have to own it. Görüşüm bu. Diyeceksiniz ne? Siz bilirsiniz. Bizim yeni model legacy proje oluşturuyoruz. Bu proje
genel kapsamında şimdi biz hizmet sektörü dediğim takdirde iş veya yaparım anlamında. Hı? Bak Starbucks bile kahve yapan itibar ettiği için mesela kahve yapan oradan ismi barista. Ne iş ne yapıyorsun bu evladım kahveci? Yok, barista. Ben üstelik bilmemli kadim edeyim. Üstelik yarışma katılıyorum. Üstelik ya oğlum kahveci de yok barista. He? Ben Kolombiya'nın bilmem ne. Şimdi itibar ettiğiniz takdirde, itimat ettiğiniz takdirde her şey olur. Creative insight oluyor, her şey olabiliyor. Yani biz şu anda iki tane büyük köprümüze geldik. Yaşlılar ne yapacağız? Yüzlerimiz bir problem mi var? Genellikle ben bu yaşa geldim böyle şeyler söyleyebilirim. Müzelerimiz çok da iyi oldu. Birkaç tane müzemiz oldu. Yeni bir tane gelecek, koçunu yapacağız. Onların tek kusuru birbirini görüşmüyorlar. Kale. Hatta tanımıyor. O Laz Espri var ya, hatta sizi tanımıyor bile. Var ya. Onun için dayanışma dönem birbirimizi bilmek anlamında falan ve araştırma bir araya getirmek yani şey grafik tasarım görsel kültürün en birleştirebilecek, en iyi hükmedebilecek, en daihani yani hareketli veya still, dijital veya şey bizim reklam sektörü hayatın ortasında bir sınav verildi ve kaybetti bu sınavı ve bu sınavın adı dijital. Reklam sektörü dijital neydir, ne değildir anlamadı. Bunlar ilan yapmak istiyorlar, bunlar film yapmak istiyorlar, bunlar billboard yapmak istiyorlar. Radyo yapmak istiyorlar. Bunlar böyle bir damgalak olan bir ısrar. Ve dijital dünya o yani bambaşka bir hale geldi. Şu anda bir tane marka yaratabilmek, yerleştirebilmek, tercihi onun hakkında yaratabilmek yeteneğimiz hiçbir ajansta yok şu anda. Bak bir daha edelim. Var diyen o zaman gel anlatsın nasıl yapıyor. Ben merak ediyorum çünkü yok görüyorum. Ya. Şimdi bu ama tasarımın burada büyük T'li yazmak gerekecek. Ve how interactive it can possibly be with all of the other, say, existential manifestations, with architectural space, with, say, cyberspace, with personal space, with art. Artisan tarafta, mass-produced tarafta, her şey bir arada. Onun için bu, diyeceğim, yani en heyecan verici dönem demek. You choose how you want to be engaged, that's all. Diyebilirsiniz, yok ben evde oturacağım, logo yapacağım. Kurumsal kimlik yapalım. Diyorsunuz yani teklif ediyorsun, 5.000 lira, birisi diyor 2.000 lira. Başka birisi diyor bedava yapalım. Yani o espri var yani bu espri maalesef sizin segment öldürülmüş. So, cevap? Verdim mi? Verdim. Yani kısmen verdim. Şimdi 3-4 tane büyük proje yapıyoruz. Birkaç sohbetimiz var. Şöyle keşfettik biz. Kendi proje icat ediyoruz bu arada. Yeni model oluşturuyor. Bir baktım. Dünyam projeler yapılabilir ama I don't need a müşteri. Ben şimdi müşteri gerekmiyorum. Bir linç çıktı. Güzel bir duygu. I don't need a müşteri. Olan brand manager'lar, I don't want them. Marketing manager, I don't want them either. Yönetim kurulu başkanlar, kaybol. I don't want them either. İhtiyacım yok. We do our own shit. Ha, o zaman tasarımcı oluyor. Çünkü esas duygu şey geçmesi lazım yani. Şey, bu şirket benim olsaydı ne yapardım?
Okey mesela, okey kimsenin fikri yoktu. Yani böyle bir ürün yok. Kimse sipariş etmedi, okey. Rahmetli Bebi Koç ayrı planlama bakmanın başındaydı. Necdet Bey onun arkadaş. Bir araya ne yapabiliriz? İletişim bana verdiler. Ben dedim kondom yok adam akıllı. Yani ben projeyi oluşturdum. Nasıl olabilir? Öğrendik yani işte bunlar dünyanın belli bir yerlerde yani kauçuklu beten olan şey İndonezya'da yani Sri Lanka'da falan yapılan şeyler. Bunların fabrikalar var yani işte şey yapmak zorundayız. Okey isim çıkardık biz. Kampanya yaptık, ambalaj yaptık. Biraz ambalaj şey gibi çünkü kadınlar haydi hazırdık. Kondom tükettim, %20'si civarında kadın alıyor. Çünkü erkeklerde iş yok. Yani onun hatırlayacak yani. Ayrıca kadıncağın beşinci çocuk var ya, mesela onu gidip alıyor. Yani, onu dedim mi yani şöyle. Ama bu, hani biz onu icat ettik ve o... Gittik sunduk onlar. Necdet Bey şey dedi, tamam yaparım. Bebi Bey, müteşekkirim demiş. Ve öyle ilerledi. Bir de para kazandılar. İyi hoş, biz yaptık. Yani orada müşteri lazım da ama müşteri fikri için lazımdı. Şimdi demek istiyorum ki designer itimat edebilecek olan şahıs oluyor. Vitra'da benzer olan şey, biz Vitra tasarım marka olmak zorunda dedik, presentation yaptık. Gittik presentation yaptık, ikna oldular. Yoksa bunları helal taş yapmakla meşguldü ve mutluydu. Efendim, Billowen Bob'un şeyler kopya etmeye bir zamandır rahattı. Biz onu değiştirdik. Ha, iyi oldu. Şu pozisyonda olmak lazım. Yani bir siz yapabilirsiniz, görsel kültür onun üzerinde olabiliyor. İçeriğin oluşturulmasında grafik tasarımcının yerinden bahsediyoruz aslında değil mi? Yani sadece işe gittikten sonra bir brief'le size evet. Gelen şey değil mi? Evet, aynen. O sürecin içinde de olmaktan bahsediyoruz. Aynen. En önemli ürünüm, Bauhaus'tan en önemli ürünüm, biz onu belki öğrenmedik. Çünkü Bauhaus yani sadece kareler ne yaparsınız gibi bir halinde bıraktık. Modernizmin ayol beğeniyorum. Oluyor. Mercy, orası you create your own concept. You create your own space. Yani kendi evini kendi yaratacaksın yani mesela orada. İçerikte tasarımın süreci haline geliyor. Evet, sonra. Tasarımcı proaktif, katalist olan şahıs. İcat eden. Yani böyle sonradan bear leaf den illustrated'den değil. Baştan koyan olabilecek. Tasarımcılar bunlar. Ives şu anda şey Apple'ın başındaki Ives orada yani şey her şey karışıyor. Endüstriyel tasarımcı olmakla beraber bir ordu insan çalışıyor. Bu telefon dünyanın en akıllı tasarım araç neden? Çünkü 250 bini yakın app müsait iPhone. Hı? Yani demek ki istirak eden de mesela dünyada ilk defa olarak bir tasarım modeli oluyor. Mesela bazı brand için ben şey diyorum, her brand app yaratalım, her bina app yaratalım. Yani şimdi bu dünyanın bir parçası olmak lazım. Her serginin app ve en azından yani işte podcast şeklinde lazım. Embrace edin. Şahsi fikrim. Okay. Peki bir isterseniz mola verelim bir 15-20 dakika. Evet çünkü uyumak üzere evet, sonra devam ederiz. Yo, ezdim. Kusura bakmayın. Çok açtım da. Kaldırmasın.
lazım. Dolayısıyla tasarım ve dijital dünya arasındaki sınır artık iyice birbirinin içine girmiş durumda. Siz de bir eğitimci olarak bir kariyeriniz de var. Yani bu işin de zaten içindesiniz. Dolayısıyla bu şartlar altında, bu ortam içinde grafik tasarım eğitimi kendini nasıl revize etmeli ya da ne yöne doğru yönlenmeli? Yes. Yani orada doğrusu aradı sırıldı. Yani Bauhaus yeterli mi? Bauhaus'un legacy'si yeterli mi bize? Bauhaus bir dönemin konfederasyon şeklinde yapılan olan bir şey. Bir de o zaman da zanaat ve sanat disiplinler yani şey yavru halindeydi. Yani old classic anlamında. Modernist, proto-modernist döneminde. Her şey icat edildi bir yerde. Yani şey Büyük İskender'in döneminde bütün bilgiler mevcut olabilirdi. Yani siz her şey okuyabilirsiniz. Bütün mevcut dünyanın bilgisi. O zaman da Aristotle'nin. Şimdi Bauhaus'un döneminde bizim mesleklerin durduğu yer ama modern mimarlık, modern şey hatta sanat ve desen hatta kavram olarak yani o zaman da tayin edilmiş denebilir. Bizim disiplinler de çok önemli. Ben Kupiyunin'e gittim. Kupiyunin Üniversitesi'de şey mecbur tuttu bize, mimarlarla beraber okuma. Üç fakülte vardı, mühendislik hele hele lazım. Yani mühendis olmadan olmaz. Onlar da çok güncel oluyorlar bu arada. Bu arada örnek de vereceğim orada. Dyson var yani meşhur icatçı ve şey ürün yapan Dyson. Londra'da büyük bir proje sunduk hükümeti. Şey diyor, ya İngiltere'de bütün mühendislik fakültelerden mezun olacak insanların kaç kişi olacak? 500 bin kişi yılda olacak. Bu civil engineering, electrical engineering, chemical engineering, bütün engineering dallarında 500 bin olacak İngiltere'de bu yıl. Çin'de o muadili rakam 5 milyon. Şimdi onun 10 sene projection yap. 10 milyon insan Çin. 500 bin İngiltere'de. İngiltere'de sonunda kaybolacak. Özet. Ha, niye bakıyor, niye döner? Nitelik döner. 5 milyon karşı 500 bin. Oransal olarak o zaman İktisat tabaklar daha da cin gibi olmak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tür seçimin üzerinde, şimdi Türkiye'nin şu anda eğitim platformunun içerisinde Bauhaus çok maalesef iyi, Bauhaus kendi Almanya için Dessau döneminde çok da iyi bir örnek olabilmek varken bugün için felaket bir örnek oluyor. Çünkü bizim mevcut alışkanlıklarımız maalesef. Altın için. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Yani profesör doktor ya. Bir dinledi beni. Mahcup oldum. Çok hoş geldin. Çok hoş. Şimdi eğitim modeline gelince fakülteler birbirine nasıl selam veriyor? Ya? Biz bu tasarım kültürü oluşturabilmek için bir kere yazmak eksik. İngilizce bilmek şart. İngilizce İngilizler sevdiğimiz için değil yani. İşte ve bu gerçekten önemli bir şey. İngilizce dünyada 7000'e yakın lisan var. Bu asrın sonuna kadar %90 yok olacak. Bir hesabına göre 200 yıl sonra Türkçe olacak. Ne diyorsunuz Paul'cum? Evet. Çünkü language death var. Hindistan'da 700 tane lisan var. Şimdi İngilizce %5.
civarında. Sadece %5. Mandarin %13. Fransızca %1.2 ama son 5 yılın içerisinde %1'e indi. %1. Yani iki tane lisan yükselmektedir. İspanyolca, Güney Amerika'dan dolayı vesaire. Mandarin tabi devam ediyor. Ve İngilizce. İngilizce, neden İngilizce bu kadar başarılı devam ediyor? %5, ama yani herkes lingua franca dediğim, lingua İngilizce olacak. Çünkü İngilizce yamyam lisan. Beğende olan bir kelime alıyor. Alayım bana. Ben bir girlfriend vardı bir tarihinde. Benim olsun. İngilizce böyle bir şey. Bir de şirinlik yapmadan yapıyor. Alayım. Benim. Yapıyor. İngilizce maalesef coding, IT, artificial intelligence, design, future. İngilizce konuşuyorlar. Bir araya geliyorlar. Çinler bir araya geliyor falan. İngilizce konuşuyor. Türkçe konuşmayacak. Onun için you have to learn English. Yani o kadar basit. Learn it. That's it. Bir arkadaş sordu bana maalesef. Cevap vermedi. Ama yani dedim yani baştan learn English. Learn English. Şimdi why? Çünkü 8000 kat açılıyor. Navigation açısından, kendi navigation, her şey açısından. Onun için, who do you have to kill? Kill somebody and learn English. I don't know, I just said that. Ama learn English and learn it well. Yeah. Coding öğren, peki. Yani. Çalışma hayatı gibi eğitim hayatında da yine disiplinler arası bir etkileşim mi? Yani. Kültürel vatandaşlık gerektiren olan vesileler bana. You need to know that. Very simple. Siz göç etmek istersiniz İngiltere ve Kanada'da, you have to learn how to speak something. Misal olarak. Aynı şekilde tasarımın içerisinde, aynı şekilde. You have to know how to do it. Türkçe bu arada güçlendirmek zorundayız ve yazmak zorundayız. Herkes her gün bir şey yazması lazım. Yetmediği gibi yazmıyoruz. Yazmak lazım, ifade etmek lazım, yazmak lazım. Söylüyorum. Yani, işte üniversitelere gidiyorum. Bazen konferans veriyorum, bazen kokuyorum. Yani ne oldu, ne bitti. These are the codes. If you're a designer, you have to learn this. It's like Neufert. Bilmeden mimarlık yapmamak. Yani işte, gel de yapmayın yani. İşte, Neufert bilmek lazım. Ha, kullanma. Statik bilmem ne. Ama it's short. Neufert. Yani systems. Engineering. Aşırmış olmak lazım. Yani benim görüşüm bu, bu yönde. Üniversiteler bambaşka bir yapılanma olması lazım. Şu anda sanki araba kullanma ehliyet gibi yani insanlar yetiştiriyor. Yetiştiremiyor. Biz mimarlar yetiştiremiyoruz çoğu zaman. Başka mimarlar, yardımcılar yetiştiriyoruz biz. Lafa bak. Art direktör, başka art direktörler, yardımcılar yetiştiriyoruz. Not good. Yetmediği gibi yeteneğimiz ve sergilenebilecek ve görsel nosyonumuz ve fikirlerimiz de çok yüksek olmakla beraber. Yani Türkiye'nin şu anda in denial, cultural gücü var. In denial. Vallahi billahi yok. Deniyor. Mesela inanılmaz büyük bir şey var. 250 ayrı medeniyet buradan geçti. Amerika'da 200 yıllık olan bir şey ya var ya yok. Ha? Yani burası 250 ayrı medeniyet geçti. Bu 8000'lik olan şehir şu anda. Ya. Biz bu şehir Karadeniz olmadığı zamanında vardı. Ha, Allah Allah. Vesaire. Onun için burası olmak fevkalade önemli. Fevkalade önemli.
Benim bir şey, senin paylaştığın konuşurken, bir tarihinde Bilkent mi? Ankara'daki şey, BMW araba sahibi olan talebeler nereye gidiyor Ankara'da? Bilkent. Bilkent, evet. Park yerinden tanıdım üniversite. Gittim şey, keynote speaker istediler. Bir sürü, birkaç yıl evvel, Erdal Bey orada. Bir sürü insan var orada. Onu anlatayım. Diyeceksin, hamasi oluyorsunuz bu. Değil. Şey dediler. Gel konuş. Ben konuşacaktım. İletişim sektörünün ne oldu bitenlerin hakkında bir görüşler paylaşacaktım. Gittim ama yani işte bir tuhaf duygular içerisine girdim. Hatta Türkiye'de değilim. Ben New Jersey diyeyim gibi bir duyguya geçtim. Allah Allah, burası ne lan? Burası konuşurum çocuklarla, onlar da tuhafına gitti. Kısa bir bakmayayım, yani Bilkent'ten var mı? Bilkent'ten var. Ya biliyorum. O zaman neyi kastettin? Ben var mı? Sen var mı benim telefonum? Ben de sizin konuşmanızı o kitap haline getirip onu aldım, ben sonra da getirmiştim. Neyse, ben orada hard copy bıraktım, yani ben de söyleyeceklerim, yani böyle yazıları bırakıyorum ama başka bir şey yapacağım, sizler soru soracağım. Siz Anadolu Nortis'inde bir tane üniversitesiniz. Ben Mars'tan geldim, ben Brezilya'dan geldim, ben İrlanda'dan geldim. Şu anda New Jersey'de hissediyorum kendimi. Sorum şu, sizler acaba yeterince Türk müsünüz? İçinizdeki olan vaziyet. Yeterince Türk mü? Ne demek bu? Ben folklordan bahsetmiyorum yani, kebaptan bahsetmiyorum, bilmem neden bahsetmiyorum. Ben şeyden bahsediyorum. Burasının hakkında konuşabilir misiniz? Burası solda bitenler aktif misiniz? Anlıyor musunuz? Anlatabildim mi? Mesela ben Afganistan'a gitsem, burada bir üniversiteye gitsem, yani mesela herkes orada sanki New Jersey'de takılıyor. Bir de afişler orada yani şey. Anladın mı? Tuhafım geliyor. Ha, ne istiyorum? Yok, herkes orada mastika yapsın demiyorum. Yani her kaşı başı Yaşar Kemal kitaplar koydum. Ama neyi kastediyoruz burada? Cultural responsibility. If you are a designer, a visual person, artist olabilirsin, designer olabilirsin, mimar olabilirsin, görsel kültüre ait olan bir mesleğiniz var. O zaman mesuliyetiniz var. Diyor ki, anlatmak zorundasınız. Anlat bakalım diyeceksiniz. Gel, otur. Türkiye nedir? Ne değildir? Burası en önemli enerjiler nedir? En önemli görsel bölgeler nedir? Sizi drive eden olan yani şey, nedir? Nedir? Yani en azından sohbet sırasında yapmak lazım. Dışarıda gittiğiniz zaman dikkat edersiniz, yani işte birden büyük elçi oluyorsunuz. Ay çok iyi bir çocuk, İsviçre de bir çocuk, yani şey dedi, yani şey, Türkiye'de böyle şeyler var mı? Ben dedim, aa canım böyle şeylerse olur mu? Ondan sonra büyük elçi oluyorsunuz. Çünkü this is who you are. Idiyat değil mi? Yes, identity. ID. Who are you? I'm Turkish. Good. Ne? Bir ulusal tasarım dili olmalı mı sizce? Yani için Polonya afişleri diyoruz değil mi? Hani Alman tasarımları görünce tanınıyor. Fakat bu bahsettiğiniz şey bir görsel bir stratejiden bahsetmiyoruz değil mi Türkiye'de? Hani Türk tasarımı diye bir şey. Yok. Onu kastetmiyorum kesinlikle. Ben ama şey kastetmiyorum yani universal design biz hepimiz bir komüne aittir yani şey böyle. Yok. Tamamen authentic kim olduğunuzu ve hangi malzemeden yapılmış yani var olmak lazım. Bu Polonya afişler bir dönemde yapılıyordu. İsveç'teki şeyler bir zamanda yapıldı. Bu Polonya bir kere bulamazsın şimdi. İsveç'i de bulamazsınız. Fransa'da, o Fransa'da kastedilen yani the impressionist. Woody Allen çok güzel bir cümlesi var, şey diyor. Rönesans ile ilgili tek anlamadığım şey, İtalya'da niye yaptılar? Başka bir yer bulamadı yani. Şimdi bizim bir şekilde görsel mirasımız da haşineşe olmak mecburiyetimiz var ama şey demiyorum yani
etnik bir şey görünsün anlamında değil. O şey, TRT 2'yi hatırlayan olabilir yani, şair ne demiş? Böyle, böyle hükümet gibi hatunlar çıkıyordu ya mesela, sanat her gün lazım. Yok ya. Yani onu kastetmiyorum. Yani böyle Cumhuriyet ayrımının en kötü ifadelerinden. Şey kastetmiyorum. If you're living in Turkey and it's 2016, tell me what that means visually. Tell me what that means. Bir anlat bakalım. Yani bu görsel olarak yani bir mana var mı burada olma? Yoksa? Yani Levni'yi bilmiyoruz mesela. Ondan bahsedilmiyor. Bauhaus'u konuşuyoruz, işte Joseph Albers'i konuşuyoruz, Walter Brueggemann'i konuşuyoruz ama Levni hakkında hiçbir bilgimiz yok ki. Türk görselci türünde çok önemli bir yeri var. İşte müzikte ıtfi yok. Bunları yok. Ne yazık ki tanıyamıyoruz ama. Yani kendi geçmişimizle bağımız bu bağlantı açıkçası biraz kopuk. Cumhuriyet devrimi ve onun yarattığı bir hani geriye doğru bakmama, ileriye doğru. Lazım suçu da ben öyle de görüyorum. Çünkü o anlamda oradan yetişen kişilerde de unutmamak lazım ki onlar zaten o kültüre hakim yani o bir bakış açısı. Kesinlikle hani onu reddetmek anlamında da düşünmüyorum. Yani Türkiye'yi kuranlar da Osmanlılar yani, sonuçta tamam. Orada en az suçlanan tavır oluyor ama ben de bunlar kaynaklanmıyor. Nedir sence? Bu biraz açıkçası meraksızlık. Yani hani sadece verileri almak ve sorgulamamak, daha derinleşmemek, yani daha yüzeysel kalıp belki oradan devam etmek. Ama eğitim politikaları da öyle. Küçükten beri böyle, tabii. Böyle yetiştirirsen birisini, evet, evet. Böyle olması çok tabii. Zordur. Zaten mesela, ondan en çok etkilenen nesil biziz yani. Ben İtalyan Lisesi'nde okurken Türkiye'de Nazım Hikmet okumak yasaktı. İtalyan kitaplarında Nazım Hikmet şiiri okudum. Evet. Bu bana zor geliyordu. Üzülüyordum. Evet. Yasaktı. Evet. Yani Türkiye'deki eğitim sistemi bir şekilde insanların kültürleşmesine aslında engel oluyor. Veya kültürleşme bulunamıyor. Yani ya hem kültürünü tanımasına engel oluyor. Kendine ait. Kendi kültürünü merak ettirmiyor diye. Diyelim bence evet yoksa kendini haksızlık da yapmayın bu arada yani biz de şiddetli özelleştirme yapmaya merakımız var. Doğru. Onu da yapmayalım. Yani ben şey peki ben de yabancıyım yani. Üstüme ecnebilik var ya. Şey bana böyle birden yani şey birden büyük bir keyifli Türkiye'nin kötülükler anlatmaya keyif duyan insanlar var. Ya bir şey söyleyeyim bak. Türkiye'de insanın değeri bilinmiyor falan. Böyle bir laflar. Ben dedim yok yahu. Bu ayaklara girişme yani. Ben yok şey biz bir yerinde rahatsızlığımız çok. Demin biraz geziden sonra hepiniz bir parça. O zaman sizi hiç tanımıyorum. Yani geliyoruz. Bütün geziğin hakkında kitaplar bir araya getir. Hepsi. Bazıları çok komik oluyor. Götür, bir araya getir. Bütün geziğin hakkında, onu olan gezi, fenomen, hadise vesaire hepsi bir araya getir. Yani bir şampıslık dolduracak olan bir iç insight bulamazsınız. Neden? Çünkü bütün o oldu bitenler underground oluyor. Hepimiz içine aldık. Nefesini içinde tuttuk. Bir şey dedik. Madde kereli işte böyle. Ben sizi tanımıyorum. Ben yapmayacağım. Ben istirahat etmeyeceğim. Ha yok. Fikrimi söylemeyeceğim. Hale geldi. Denial. Sanat da öyle oldu. Her türlü problem böyle oldu. Diyeceksiniz yok. Ben diyeceğim ispatlarım. Konuşuruz. Şimdi bir ister istemeniz ideat. Who are we? Who are you? Communicator, artist, visual designer. Conceptual designer, fikir icat eden, who is talking is everything. It's who, not what. Biz yani şey ATM değiliz. Yani numara koy, çiçin. Doğru cevap. Yani ben çok seviyorum. Yılmaz şey, kendi Yılmaz yapıyor yani işte. Senin ismi ne? Adam diyor ki Mehmet. Yanlış. Adamın ismi. yapıyor. Yani espri yapıyor. Yani çünkü memleketimiz böyle yapıyor bazen. Hı? You don't run with that. Yani Cem sağ olsun panzehir. Yani Allah ömür ve
akıl devam etsin. Şimdi şu söyleyeyim yani işte burası visual responsibility. Artists are responsible. They want to be not responsible. This is the problem. Biz bu konumlandırma var ya yani. Biz creative. Biz takılırız. Biz öyleyiz. Biz bilmem ne ayrılık gitmek istiyorlar. Kendi şeyimiz öyle çalışıyorum şu anda ama söylemiyorum. Evet, ben sponsor alıyorum. Bir tane arkadaşımız rahmetli şey, bağıra daldı, şey dedi, ben sponsor alıyorum. Hayır ulan dedi, barman yani. Senin bir projeniz var mı? Yok, benim canım kalkan yemek istiyor. Çok pahalı. Şimdi biz sponsor alıyoruz, bilmem ne istiyoruz, destek istiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Ben diyorum, ama satın mı? Satma anne. Yani tut kendinizi, şey git Kyoto bir gör. Japon görenler el kaldı. Japon. Gördüm. Görmeyenler git. Yani git. Go and see. Why? Yekpare kültür nasıl çalıştığını gör. Ben o kadar söyledim. Yekpare. Görsel, fiziksel, şey, meyve satıcı tane tane ambalaj yapıyor. Yekpare. Hürmet ediyorlar, itimat ediyorlar. Yaşayan olan yani iyi sepet yapan milli hazine ilan ediyorlar. Treasure. Şimdi öz kültür hürmet eden. Ha bir ekstrem. Onlar da şovinist. Ama iyi bir şovinist. Çünkü mevlar iyi. Ha? Türkiye'de biz de şu anda kırılgan bir tane milli şahsiyetimiz var. Ve kültür şahsiyetimiz tehlikeli görüşüyor. Sanatta ihanet uğramış. Ve grafik tasarım ilerlemiyor. Söyleyeyim. Şiddetli bir duyuyor bunlar. Bunlar az laflar değil. Yani natalyamadım. Yani bu şey, Yeşilçam cümleler var ya. Ben Şener Şen 4-5 tane projede çalıştım. Ben bayılıyorum. Yani milli, yani neredeyse sanat eseri olarak ilan edecek. Şener bayılıyorum. Mesela git tanıştım. Şener Şen varken git çay iç. Hayranlık ifade et. Konuş. It's lovely man. Şey, geziyordum çünkü bir işler yapıyordum. Ben birkaç tane proje yaptım. Geziyordum. O şey, bir sürü şeyler anlatıyor bana. Çünkü bu tam bir yansıtma nokta. Her şeyi yansıtıyor. Başka bir kültüre ait olsaydı yani işte çok daha başka bir yerde oluyordu. Ben haberi kendim olarak teklif edecektim. Beckett koyayım, oynatalım yani. Ready for brother. Şey demek istiyorum, şimdi söyleyeyim. Benim ajansla çalışanlar bilir. İlk soru sorduğum zaman yani herkes, muhasebeci, yardımcılar dahil herkese son interview ben yapıyorum. Sadece kreatif değil. Müşteri temsilciler, herkes. Ben yapıyordum sonunda. Merak ettim için. Beraber oksijen tüketeceğimiz için. Ve her zaman önemli, tek soru soruyordum bazen. Sorusu bu. Diyeceksin Hamasi. Hamasi değil, sentimental değil. İletişim şirketi bu. Ben dedim, do you like Turkey? Beğeniyor musunuz? Şiş kebap diye cevap yemiyor değil mi? Beybeyar durmadan yüreğin bayıldan olan bir eleştirisi yani işte böyle kiralhanedeki erkekler var ya oturuyorlar. Palavracı bunlar. Hiç. Hepsi hırsız. Böyle bir alışkanlık halinde. Şimdi ajansın içerisinde bir bakıyorsunuz hani çay içerken, bilmem ne yaparken falan. Hiç bunlar, salak bunlar, Allah Allah. Hiç. Böyle bir kampanya olur mu? Ooo. Böyle bir tipografi olur mu? Şimdi bu alışkanlıkta bu negatif şey var ya mesela.
bu eziklik, bu itilmiş kapılmış. Olması lazım. You have to be a champion, you have to like it, you have to see what's wrong. Ben hangi cürette Türkiye'nin kondon koyuyor meydana? Kondon koyuyor. Bizim faaliyetlerimiz %80'den belden aşağıydı. El atar, bitra, yani serpak, kondon falan yani. İşte biz bu bölgelerle meşguldü. Şimdi evlerin içerisinde bir planlık yapıyoruz. Şimdi, I have to like who I'm talking to. En büyük iddiası bir Amerikan olan bir şey, komedyenin iddiası. Ve ben bu iddiası çok seviyorum. Bu da hamasıyı ama seviyorum. Ondan sonra konu değiştireceğim. Şey dedi, I never met a man I didn't like. It's a big iddia. Hiç hayatımda bir insan yani tanıştığım zaman beğenmedim, rastlamadım. İddia bu. Yani bu bakteriyel salak mı? Bu moron mu? Yok, bence daha yani olan bir şey. Hele bizim meslek değil. Çünkü pozitif duygularla her şey yapıyor. İkinci meselese gelelim, itimat dedik yani işte o sebeple. Üniversitelerimizde yani işte bak neden siz şu anda birer şahs taşıyorsunuz? Çünkü bir in hayatınızda ya babanız ya anneniz, bir itimat anneniz size biraz itimat etti. Yani bizim Paul cingiriydi. Annem böyle bir şey. Ben kendi kendimi ikna etmeye başladım. Cingiriyim. Hakikaten ya. Şimdi bu kanaat oluşmak var yani. Şimdi kreatif ortam vardı böyle. Ben diyorum yani kreatif ortam. Şimdi üniversitede başlar. Mesleki eğitimde temel eder. Dersiniz. İyi bir şey yapabilmek için ilk gereken şey o duygu var ya mesela. Güzel yapabilir. Ah, tam bana göre. Ay, ben çiğ çiğ yiyeceğim. Ah. O duygu var ya. O zaman iyi yapar. Diyeceksin. Ama yani bu brief anlamadı. Bir de bu creative director bana hoşlanmıyor. Ben tutukatı beğenmiyor. Bir de mavi mavi diyor. Niye mavi? Şimdi biz, sen o şartlarla iş yapmaya kalktığın zaman yani sen iyi yapamazsın. Yaptı hatta, aaa, I can do this. Ama herhangi bir şey bu. İnsan öpmek de aynı şey gerekiyor. Efendim yemek pişirmek de aynı şey gerekiyor. Niye insan öpmek? Yemek hayvan. Reality bu. Onun için şey, the human condition is our subject, our visual culture is our responsibility. Design is that. I like to think of myself, Bakri London, anlatıyorum, maalesef, söylüyorum fazlasıyla. Ben, I'm a Turkish designer. If I'm anything, I'm a Turkish designer. If I'm a photographer, I'm a Turkish photographer. En büyük ittifak, in Turkish photography collections, they call me Turkish photographer. I like this. Diyeceksiniz niye? Çünkü first of all İrlanda'da görsel kültür boktandır. Biz yazar çıkardık ama yani iki tane ressam heykeltıraş. İrlanda'da heykeltıraş. Bilemez. Grafiker? Bilemez. Yazar. Yazdılar. İçtiler. Savaş ettiler. O kadar İrlanda'da. Esmer. I'm Turkish, because I lived here. I knew for six. This is my responsibility. When I go to England, this is what I do. That's what I do. Anladın mı? Bu mana veriyor musun yoksa da olacak? Çünkü üniversiteler de kapalı yani. Bunlar kümes. Herkes rajon oluşturuyor. Rajon. Bu rajonlar sizi öldürebiliyor. Çünkü yeterlilik oradan anlar. Hocam onu beğendi, onu beğendi. Ben bey verdi, onu şey aldım, onu bilmem ne, o fena değil. Yani siz öyle bir ezik vaziyet. So, design culture da, photography. Photography dünyanın en lavali sanat dalı. Herkes fotoğrafçı ve her fotoğraf yani oynayabiliyor. Panasonic bir kamera çıkardı.
son algoritma ait olan kamera güzel çekiyor. Sizin biliyorum, senin dişler beyaz istiyorsun, senin saç böyle hafif parlak istiyor. Gözlerin içi beyaz kısmı parlak gözler şey istiyor. Cilt pürüzsüz istiyor. Renkler canlı canlı ve tatlı istiyorsun. Algoritma koydular, çektiğin zaman böyle çıkıyor. Kendinden rötuşlu. Kendinden rötuş. Herkes güzel oluyor. Facebook için duvap içeride. Otomatik. Benim çevremde ben güzelim. Biz hepimiz güzeliz. Arkadaşlarım güzel ve yakışıklıdır. Aşırı neşiriz. Siz kıskanmıyor musunuz? Tanımıyorsunuz beni. Ne haber? Yani böyle bir dünyadayız. Onun için grafik design bu işin içinde nerede oluyor? Design books, design magazines, design films, editing, motion graphics, graphic design, motion graphics. Learn how to do motion graphics. English too, motion graphics. Reçete çok iyi. Aynen. Tipografi mi durumu isterseniz biraz konuşalım. Okay. Türkiye'de tabii 1928'de bir alfabe değişikliği vesaire, yani onun yansımaları nasıl oldu? Artıları, eksileri nedir yani, ne düşünüyorsun bu durumda? Ben o şeye benziyorum. Dünyanın en büyük grafik fırsatlardan bir tane. Bir devlet büyük Atatürk demiş ki eski harfa sistem kaldırın, Latince yazacağız artık kardeşim. Öyle bir hurufatlar, öyle bir alfabeler, öyle bir tipografiler yapacağım ki yani işte dünya şey fethedeceğim, kavgalarını yapacağım. Ay canım fırsata bak. Ne yaptık? Helvetica çok kullandı. Üniversite beğeniyorum. Optimal güzel çünkü hem biraz sans serif hem biraz serif gibi bir arada. Grafikerler. Tipografi konusunda. Allah korusun. Dedi. Neyse bu bir fırsat. Bülent Erkmen sokak tipografiyi yapıldığı zaman ben merak ettim. Ben haberi Bülent rahatsız etmek için bağlamak olduğunu. Rahatsız değil çünkü ben onun katkıları müthiş ve onun saplantıları da çok önemli. Ve doğrusu bir vakıf gibi çalışıyor. Yani Ara Güler fotoğrafınızı çekmedi takdirde, sen yazar değilsiniz. Ve Bülent Erkmen'in kitap yapmadığınız takdirde şey, aynı şey söyleyebiliyorsun, vakıf değilsiniz. Şimdi bu nedenle ve çok, demek ki çok şey katıyor. Ben sadece bunu söyledim. İstanbul, dünyanın en karizmatik şehri, dünyanın en karizmatik. Konaklılık. Fiziki olarak yapılması gerekeni onu anladım. İşlevsellik anladım. Yani elbet. İstanbul en esrarengiz, en heyecan verici, en bilmem ne şehir. Levalar, sokak isimler bu mu olmalıydı? I don't know. Bok atmak gibi oluyor ama atmıyorum. Soru ayıp mı? I asked the question. Maybe not. You answered the question. Mesela İtalyan Bodoni, Fransız Garamond, İsviçre'nin Helvetica, İngilizlerin Gili, Kazron. Eric Yu, sonra misal olarak. Bilmiyorum. Siz söyleyin. Hayli hazırda. Letüset hatırlayan var mı? Var. Evet. Biz de böyle bir yarıda tipografi Letüset yanıydı öyleydi. Ve orada karlar bitiyordu hep. Yani işte bir aksandar yani şey... Bir şey yamyam sana yani. Oradan başka bir harftan onu kesiyorduk. Şey yapıyor. Yani gay, yumuşak gay yapıyor. Felaketti. Şimdi
Önde gelen şu anda Türkiye tam temsil eden tipografi, alfabesi, hurufat nedir? Tamam, diyeceksiniz. Hangi? Var mı bir kere? O zaman meclis dışarı konuşuyoruz o zaman. Yani şu anda en azından bir stilistik açısından yani böyle bir şey gerektiriyor bence. Hurufat açısından yani bir dijital dünya bir ikinci fırsat verdi. Çünkü her şey, all of the old hot metal değişti. Şimdi it's başka kermin, başka bilmem ne kadar. It's different thing altogether. İlgilenenler için diyorum yani. Ama yani 1000 kişi, 1000 tasarımcıdan yani iki tane tipograf çıkmaz mı? So, eğitim nereden başlayacağız? Nereden geleceğiz? Şimdi ben diyorum, visual culture, şöyle bir genel elementi bir söyleyeyim, belki oradan başka birisi bir şey sorabilir. Dünyanın belki olabileceği en inanılmaz visual culture miras sahip olan yer. Git Kanada. Kanada, herkes Kanada gibi geçiyor. Git Kanada, bir gör. Kanada gören oldu mu? Gördün mü? Ne var orada? Atlar, ağaçlar, park. Ve Fransızca konuşan Fransız gibi, Mersey Amerikan gibi insanlar. That's it. You want to live there? You want to live there? I live if you want. I'm going to say I live everywhere personally, but... İrlanda da maalesef yani böyle ayaş memleket biliyorsunuz. Do you like to drink? Şerifli alkoholikler nefesi. Yazarlar var. İrlanda da fena değil ama ben şunu da söyleyeyim. Tüm İrlanda 5 milyon kişidir. Yani Bakırköy 5 milyon kişi. Yani akıl hastane kısmı değil. Masal Osman'ın yaptığı. 5 milyon insan ben idare ederim ben. Bunlar idare etmek kolay. Gene de idare edemiyorlar. Yani yıllardır kavga ediyorlar. Ama başka televizyonun kötü olduğu için kabul ediyorlar. Yani Türkiye'nin bu açıdan fevkalade önemli. Ha? Ne zaman daha heyecanlı verici oluyor, ne zaman dışarıdan yapıyorsun? Şöyle bir şey, mimari architecture açısından, görsel ifade açısından. Siz havalimanından indiği zaman, Türkiye'ye geldiği zaman, şahit kuğu olmadığı zaman, efendim, ya da bombalar olmadığı zaman, normal zamanlarda geldiğiniz zaman, dışarıda çıktınız. Şehire doğru geliyorsunuz. Ne görüyorsunuz yolda? Yani Türkiye'de olduğuna ait duygu. Biz monument üzüldü. Grafik kültür üzüldü olmakla beraber bir yerinde. Yine de inanılmaz bir yer. Ben her zaman heyecanlıyım. Geldiğiniz zaman yani işte ben uçağa bindiğiniz zaman gri yapar mı? Heyecanlıyım. Döndüğümü sevindim. Benim kızı patlayacaksın. Peki son bir soru sorayım size o zaman. Mesleki anlamda yaşadığınız en büyük pişmanlık ya da hayal kırıklığı nedir? Nasıl kişisel bir soru? Şimdi orada bir iki tane ısrar edebilecek durumlar oluyor. Bir değil, birkaç tane. Kaç tane şöyle, Sabancı Üniversitesi yapılırken yani ben onların ısrarım yani sessiz bir yayıncı olmakla beraber olacaktım. Ben ısrar edecektim, ısrar etmeye çalıştım. İkna edemedim, sonunda yapmadım. Kişisel derdim onlardan. İstanbul'un olması gereken bazı şeyler kazandıramadım. Biraz kendi istikametim üzerinde gitti. Kendi dediğin yani işte biraz bana sorarsınız önemli bir müze hayli hazırda olmakla beraber olması gereken gerisinde düşünüyorum. Biraz kolay yoldan gittim.
zordur. Yani yanlış anlamayın yani simbolize yapmak zor. Sabancı müze diyorlar, yeni çıkacak müze, genelde bunların başına etmiyor. Ne olacak siz? Contemporary art, new, şey, Koç müze, contemporary art. Bunlar şey yapıyor. İKSV Commissioning ikna edilmek için. Şey, koleksiyon yapan, ben de koleksiyon yapan sanatçılar yani istirahat etmeye çalışıyorum. Ben koleksiyon nasıl yapıyorum? Fotoğraf koleksiyonu devam ediyor, ben nasıl yapıyorum söyleyeyim mi? Yani galerilere gidip o fotoğrafını beğendim. Küçük bir kırmızı notlu yanına koyalım. Ben de kolektörüm. Ayo. Ama yapmıyorum. Şey yapıyorum, fotoğrafçılar tespit ediyor, beğendim vesaire. Soruyorum, ne yapmak istediğin şey var mı? Ondan sonra genellikle bir proje var, bir şey var. Ben diyorum, peki bu konu böyle bir yardım etsem olur mu? Olur. Mesela birisi St. Martin's'ta bir semester çalışmak istedi bu konunun üzerinde. Yolladı. Ne olacak? İlla fotoğraf edecek anlamda değil böyle bir şey. Çünkü koyacak yerine bazı şeyler ayrıca da yani veriyoruz bazen yani ayıp oluyor reddedin. I'm trying to get lighter, hafifletmeye çalışıyorum. Bütün o kitaplar beni öldürecek sanırım, üstüne düşecek bir gün. Ama şey diyorum, commissioning. Bunun için commissioner. Biz itimat ettik takdirde, yani var ya, if you believe in somebody, they do good things. This is what I've learned. İnandığınız olan birisi ve inan edebilirsiniz, ikna edebilirsiniz, iyi şeyler yapıyorlar. O benim bütün rapörlerin kredi dönem, büyük şansım, o an işte güzel genç yetenekler çalıştım. Her kreatif anlamında hem müşteri ilişki açısından hem planning açısından hatta finans departmanımız da çok da başladı. Böyle bir şansım oldu. Ve yanlış değil. Yetmediği gibi ayıklı sanırsak para da kazandı. Gayri ihtiyari kazandım. Ben böyle merakla değilim ama kazandım. Yani aç değiliz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Baykoy'a. Yok herhalde. Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için Baykoy. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you. Oh. You're brand new. This is that.